Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, dersimizin konusu Adem. Külliyattan Adem toplaması yaptık. Bakalım bu Adem neymiş? Dersimizin başlıkları var. Şimdi bu başlıkları ben zikredeceğim. Tahtaya yazacağım başlıkları. Çok geniş bir mevzu. Böyle çok ihata isteyen bir şey yani. Böyle dikkat isteyen bir şey. Şimdi dersin başlıklarına bu yazmadan önce şurayı bir okuyayım. Bu meseleyi kim konuşmuş yani? Nereden okuyorum? 15. mektup 6. mesele. 6. sualin meali. Külli şeyin halikun illa vechhe. Adem meselesi burada böyle tanımsal Üst Hazretleri tarifini yapmış. Bundan önce şöyle demiş. Bu mesele yani bu varlık, yokluk, Adem, Adem'e mutlak, vücud ilmiye perde olmuş bu tarz ifadeler. Yani şu mesele söylediğimiz pek çok ehli tahkik. Bir, ehli keşif. İki, ve ehli velayetin medarı bahsi olmuş. Yani Adem, Adem'e mutlak, vücudu harici, ayağını sabite, işte her şey, şeyi evvel, şeyi herkes ilmi kelam olsun, tasavvuf olsun, ehli hakikat olsun, ehli keşif, ehli velayet, her şey, herkes bir şey söylemiş. Şimdi Üst Hazretleri de daha sonra kendisi de iki tane mana vermiş. Demek ki şu meseleyi kemali böyle izahla, şerhle ortaya koyabilmek için bu üçünü kendinde barındırmak gerekiyor. Neymiş o? Ehli tahkik olmak, ehli keşif olmak, ehli velayet olmak. Sadece ehli keşif olsa, ehli tahkik olmasa belki o keşfetmiş olduğu şeyin alemi şehadette yerini gösteremediğinden dolayı hakikati tam ortaya koyamıyor. Ki öyle de olmuş yani. Mesela ayağını sabite demiş. Öyle tam net ortaya koyamamışlar yani. Veya da diyelim ki ehli velayet olmuş. Veya da ehli tahkik olmuş. Ehli keşif olmamış kemal manada. Bunların tanımları var mı kısaca? Ehli tahkik, tahkik eden. Bizim Latince'de araştırmak. Ehli keşif, keşfetmek yani. Şimdi Risale-i Nur'a göre asfiya demek. Alemi gaybde gördüğü hakikatların alemi şehadette yerini tayin eden asfiya deniyor. Asfiya demek yani alemi şehadette, alemi gaybde keşfetmiş olduğu meseleleri alemi şehadette yerini gösterene asfiya deniyor. Bunu nereden söylüyoruz? 18. mektuptan söylüyoruz. Mesela Muhiddin Arabi Hazretleri daha önce ehli keşifmiş, bir şeyler söylemiş, değil mi? Üstad diyor ki daha sonra kendi şeylerini tahsiye etmiş yani. Muhiddin Arabi Hazretleri'nin bu Latin nüktelerde, Latif nüktelerde söylüyor. Üstad Hazretleri gördüğü doğrudur fakat hakikat değildir diyor Hasan abi. Gördüğü doğrudur ama hakikat değildir diyor abi. Asfiya mıydı biraz önce? Evet, asfiya demek alemi gaybde yani keşfetmiş olduğu hakikatin alemi şehadette yerini tayin eden. Mesela kaf böyle bir şey var. Kafta. Ama alemi şehadette yerini tespit edememiş. Kürey-i Beyza gibi. Ehli tahkik demek meseleyi araştırmak. Ehli keşif bunu gaybde ve şehadette keşfetmek. Ehli velayet de velayetin lügat manası yakınlık demek yani. Bizim avam manada veli demek yani. Ehli velayet yakınlık. Cenab-ı Hakk'a yakın olan kimseler. Yasin abi bu meseleyi tespit edebilir. Bir, asfiya. Asfiya. Yok, bunun değil. Üzerine kurulacak. Evet. Asfiya, değil. Alemi gaybdakini, alemi şehadette gösterebilen. Evet. Ehli keşif ne dedin? Ehli keşif keşfediyor ama gösteremiyor. Mesela bir mesele. Kendi aleminde kalıyor. Evet. Muhiddin Arabi ehli keşif miydi? Keşif. Önce ehli keşif mi sonra asfiya makamına çıkmış. Tahsiye kendi yazısından tahsiye etmiş abi. Hatırlarsınız külliyatta var o ifade. Nasıl tahsiye etti diyorsun. Evet. Ehli velayet de velayet yakınlık demek. Bu Cenab-ı Hakk'a yakınlık nispetinde bu Adem anlaşılıyor yani. Şimdi ben bunu başta okudum. Bu meseleyi kendinde
Bu üç tane vasfı. Ehli tahkik, ehli keşif, ehli velayet. Bu üç vasfı toplamına ihtiyar denilebilir mi peki? Diyebiliriz abi. Yani ehli keşif ve veli evet. olanlara asliyen... Diyebiliriz evet. Yani ehli tahkikin de Cenab-ı Hakk'a karşı yakınlığı var. Ehli keşfin de yakınlığı var. Mesela Fahreddin Razi'nin yakınlığıyla Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin yakınlığı aynı değil yani. Muhyiddin Arabi Hazretleri, Fahreddin Razi yetersiz görmüş. Üsa Hazretleri de Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne yetersiz görmüş yani. Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayredir demiş. Yani Muhyiddin Arabi Hazretleri Fahreddin Razi'ye demiş ki, siz Allah'ı biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bizim bilmemizin yanında sizin bilmeniz de bir bilmek mi demiş yani. Üstad da Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne demiş yani. Evet. Bu aslında Asfiye'yi anlatırken bu iki çoban süt örneği var ya, aslında evet. o en güzel örneği ha, gibi de var. İşte dediğim gibi ben onu bir cümleyle özetledim. Neymiş? Gayb'la şehadetteki yerini tespit eden yani. Asfiye bu. Şimdi dersimizin başlıkları bu meselede ehli tahkik, ehli keşif, ehli velayet. Derecemize nispeten herkes anlayabilir veya ben şöyle anlamayayım diyebilir. Bu üçünü kendinde barındırmak gerekiyor yani. Şimdi bizim dersimizin başlıkları ne? Üstad Hazretleri Adem'in ispatı kolay değildir diyor. 13. lemada 8. işarette. Şimdi biz bu Adem'i üçe ayırdık. Böyle tam tespit edebilmek için, ispat edebilmek için bunu üçe ayırdık. Şuraya yazayım ben. Dersimizin bir başlığı bu. Adem'in, şuraya yazayım. Allah'a bakan, bakan veçhesi, veçhi diyelim. Kainata bakan Adem, bakan veçhi, bir de insana bakan. Şimdi dersimizin bir başlığı bu. Şuraya yazın bir diye. İkinci bir başlığı da neyim? Şimdi şu Adem'i anlamak için önce varlığı bilmek gerekiyor. Varlıktan kastım Allah'ın ilmi. İlmi nedir? Dersin bir başlığı bu. Yani varlığı bilmek gerekiyor bu yokluğu anlamadan önce. Bunu bilmek gerekiyor. Dersin bir başlığı da şuraya yazayım. Biz şunları öğreneceğiz bu derste yani. Bu ders bittikten sonra en azından lügat manası yani. Adem nedir? Adem-i harici nedir? Vücut. Adem zıttı vücut. Vücudun zıttı Adem. Vücut ve şuraya yazayım ve vücudu harici nedir? Dedik. Madumatı harici. Harici. Harici nedir? Bakayım başka ne yazmışım. Ayağını sabite nedir? Ayağını sabite nedir? Mümkün nedir? Mümteni nedir? Madum nedir? Evet. Derste bunlar geçecek ve bunun gibi birkaç tane daha böyle ifade var. Bunları bu derste göreceğiz. Dersin bir başlığı Adem'in Allah'a bakan, kainata bakan, insana bakan veçeleri. Önce Allah'ın ilminden gireceğiz. Ondan sonra bakayım. Adem'in şurada enfüsüne şey yapacağız. Tamam. Dersimiz bu 5-6 tane 3 tanesini yazdım ben. Çok yazmayayım. Bakayım. Adem'i mutlak aldın mı abi? Adem'i mutlak yazdım. Yani şurada Adem'i mutlak da var. Adem'i mutlak. İkisini beraber yazmış olalım. Bunları bir de Adem'i sırf. Bir de Adem'i sırf var. Tamam onu da yazmıştık. Hepsini yazmadım. Tamam. Çok ilmi bir şey yani. Evet. İşte bak evet. Geleceksin bir saat. Tamam evet. Bir buçuk iki saat. Senelerce ömürler verilmiş ulemanın evet. şeyine, ilmi servetine sahip olacaksın. Sıcak oldu. Ya. İşte bu nimeti nedir? Cemaat olmalı. Bak bir adam, bir kişi belki de bir ay ulaşmış. Abi yani belki 10 senedir okuyoruz. Evet. Yani onlar hep toplamı yani. 10 sene artı 1 ay. Yani evet. son 1 ayda biraz daha fazla baktık yani. 10 senedir evet. ya. 10 sene vermen lazım ki bu meyveyi versin. Evet. Şimdi bir saat lütfet de böyle bir şeyde bulun yani.
böyle şeyleri kaçırmamanız için söylüyorum. Evet. İnşallah kalanlar için Adem bittikten sonra ilim malumu yapacağız. Şimdi dersimizin bir başlığı neydi? Adem'in zıttı vücuttu. Kaza. Önce Allah'ın ilmini, şunu çıkarım sıcak oldu diye. Allah'ın ilmini bilmek gerekiyor. Şimdi önce Allah'ın ilmini bilelim. Allah neyi biliyor? Nereden okuyorum? Çok güzel. 195 işaretleyeceğiz. Ve huve bikulli şeyin alim. Biraz yukarıdan alıyorum. Çünkü iki tane burada hem külü anlatıyor hem şeyi anlatıyor. Kül ve şey nedir? Burada. Ve huve bikulli şeyin alim. Bu vav atıf içindir. Halbuki burada atfın tarafeyni arasında münasebet yoktur. Öyleyse bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şimdi Arapçada iki tane vav var. Bir yemin vavu var. Mesela vettini ve duha. Allah yemin ediyor. İncire ve duha vaktine. Bir de iki cümleyi birbirine bağlıyor. Bağlaç. Bağlaç. Yani vav iki şekilde kullanılıyor. Bir atıf vavı, bir yemin vavı. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir mesele anlatmış. Ve huve bikulli şeyin alim. Buradaki vav iki şeyi birbirine bağlıyor. Fakat bu bağlamakta bir münasebet gözükmüyor diyor. Bir münasebet olması lazım ki Allah ayırmış. Mesela illellezine amenu ve amelus salihat. Bunu ileride söylüyor. Cenab-ı Hak imanla ameli niçin birbirinden ayırmış? Üstadımız üç tane mana vermiş. Demek ki amel imana dahil değildir diyor. Mesela imanın bir cüzünü inkar etsen kafir olurken, değil mi? Yarısını inkar etsen, tamamını inkar etsen kafir oluyorsun. Ama amel etmediğin zaman, Allah beni affetsin ben yapamadım dediğin zaman bak imana gitmiyor. Niye ve ile ayırmış imanla ameli? Amel imandan olmadığına delildir. Bir, iki, bu ikisi birbirine o kadar iktiza ediyor ki beraber bulunması gerekiyormuş yani. Buna da böyle iki tane mana vermiş yani diye. Hatta üç tane, üçüncüsünü de söyle. Üçüncüsü ne? Amel, imanın peşin ücretiymiş yani. Senin imanın nispetinde amel ediyor. Bu üçünü vermiş. Bu 213, 16 tam sayfasını hatırlamıyorum. Orada üç tane mana verilmiş. Bir, amel imana dahil değil. İki, o kadar birbirini iktiza ediyormuş ki ve ile birbirine bağlanmış. Üçüncüsü de amel imanın peşin ücretiymiş. Peki buradaki vav kullanılmış ve huve bikulli şeyin alim denmiş. Kendisinden önceki anlattıklara ne münasebeti var? Bir münasebet gözükmüyor. Öyleyse bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şöyle ki ve huve ala kulli şeyin kadir. Öyleyse bu büyük ecramın halıkı odur. Ve huve bikulli şeyin alim. Öyleyse o ecramdaki sanatı tanzim, tahkim eden odur. İlsakı ifade eden bikulli kelimesindeki be, ilmin malumdan infifak ve infisalinin mümkün olmadığına işarettir. Külli, tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şumulinden ihracı yoktur. Bu itibarla مَا مِنْ آمِنْ اِلَّا وَقَدْ حُسَّ مِنْهُ الْبَعْدُ olan kaide-i külliyi tahsiye ediyor. Yani her külli kaidenin bir istisnası vardır. Bu külli kaideyi kül kelimesi tahsis ediyormuş. Çünkü bu kaidenin şumulünden hariç kalmıştır. Bir selpak var mı abi? Şimdi dedi ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve hu ala külli şeyin kadir. Ve hu ve bikulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Şimdi dedi ki buradaki kül, yani Allah'ın bu kül demek yani ne demek? Bu umumiyeti ifade eden bir edatmış. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şey, hiçbir ferdin tahsisi o kül daire-i şumulünden ihracı yokmuş. Şimdi bu itibarla her külli kaidenin bir istisnası vardır. Kaide-i külliyesine bu kül ayeti tahsis ediyormuş. Kendisi bu kaidenin şumulünden hariç kalmış. Şimdi misal, şunu sileyim ben.
Yazdım bu başlıkları. Şimdi şuraya yazayım. Külli kaide. Bu bir mantık kuralıdır. Bu da istisna. Şimdi her külli kaidenin bir istisnası vardır. Abdullah abi. Mesela bir külli kaide söyleyeyim. Bu dünya gözüyle ben Allah'ı göremem. Hasan abi de göremez. Abdullah abi de göremez. Abdülkadir de göremez. Yasin abi de göremez. Kamuran abi de göremez. Bu bir kaide mi? Şuraya yazayım. Dünya gözüyle Allah gözükmez. Peki bunun istisnası yok mu? Bir kişi görmüş. İstisnai bir durum var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Abi. Mesela hamama giren terler. Akşam olduğu gibi abi. Ben terlerim. Bak Abdülkadir de terliyor. Bizim İbrahim abi de terliyor. Hasan herkes terliyor. Terlemeyen biri var. Kim abi? Hazreti Ali. Peygamberimiz ona dua etmiş. Bunun bir istisnası var. Bak abi. Şimdi bak. Peki. Ayette geçti ki ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ve huve bi külli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Buradaki kül umumiyeti ifade eden bir edatmış. Kendisi bu kaidenin dışında kalıyormuş. Peki nasıl? Şöyle. Şimdi her külli kaidenin bir istisnası vardır. Bu da külli bir kaide. Şuraya yazayım. Yani külli kaidenin istisnası var. Doğru değil mi? Peki, öyle bir şey olsun ki onun haricinde bir şey kalmasın. İşte bu Allah'ın neymiş? İlmi abi, ve kudretiymiş abi. Bunu kitapta mı tespit edildi bu? Evet, burasıdır. Burada açıklıyor. Şimdi her külli kaidenin bir istisnası var değil mi? Hı hı. Peki bunun bir istisnası yok mu yani? Bir şey olsun ki hariçte hiçbir şey kalmasın. Üstad bunu söylüyor abi. O da neymiş? Ve huve ala külli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yeter. Ve huve bi külli şeyin alim. Kendisi bu kaidenin dışında kalmış diyor. Allah her şeyi bilir. Allah'ın her şeye gücü yetermiş aslında. Yani kendisi ne demek kendisi bunun dışında? Şöyle okuyayım bir daha. Külli tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden. Tamim tamam. Tamam eden. Ya, evet. İhate eden. Hiçbir şeyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şumulünden ihracı yoktur. Bu itibarla her külli kaidenin bir istisnası vardır. Bu bir mantık kuralı. Kaide-i külliyesini tahsis etmiş. Çünkü kendisi bu kaidenin şumulünden hariç kalmış. Peki nasıl hariç kalmış? Böyle hariç kalmış. İstisna olmuş yani. Mesela ilim Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın zatı değildir. Zatı sıfatından tabi arkada olduğu için istisnadır. Evet. Yani hariçte hiçbir şey kalmıyormuş. Her külli kaidenin istisnası var. Onun istisnası ne? Allah'ın ilim, irade, kudreti vesaire şeyleri. Kül bu. Peki şey ne? Sadece ilim ve kudrete mahsus değil. Yok, diğer bütün sıfatları diyebiliriz. Yani her şeyi sonsuzdur, istisna Allah'tır. Allah Teala'nın her şeyi yani sonsuz kudreti olan hiçbir varlık yoktur. Allah istisnasıdır. Evet. Devam. Şey ne? Peki şey? Şimdi bunu ilmi kelam alimleri çok kullanmış bu şeyi yani. Şeyi evvel demiş, şeyi ahir demiş. Şeyle alakalı bayağı bir izahat yapılmış. Yani sanki, şimdi okuyacağım abi. Üstad diyor ki bu kelime vacip, mümkün, mümteniye şamildir. Yani Hüsnü Hazretleri ne kadar yorum yapılmış Hasan abi. O bütün yorumları ve de kendisi de bu noktada o noktayı nazarını öyle bir sıkmış. Bu üç tane ifade olmuş. Şey, Allah neyi bilir? Üç tane söyledi. Vacip, mümkün, mümteni. Şimdi Adem'i tam anlayabilmemiz için bak ilmi oturtacağız şimdi kendimize. Önce ilmi anlayalım, ondan sonra Adem bu ilmin neresinde? Onu şey yapacağız. Şunu sileyim.
Şimdi şey neymiş? Şey. Şuraya yazayım. Şey. Dedi ki vacip. Allah neyi bilirmiş? Vacibin vücudu bilirmiş. İki. Şev yazdı. Ha? Şev yazdı. Şey değil. Şey yazdı. Mümkün. Mümkünü bilirmiş. İki. Mümteni. Mümteni'yi bilirmiş. Şimdi Allah neyi biliyor? Şey, vacip, mümkün, mümteni'yi içine alıyormuş. Şimdi Allah vacibil vücudu biliyormuş Hasan abi. Allah kendisini biliyor. Kendisi bildiği gibi. Hani Ebubekir Sıddık'a radıyallahu anh istedilen bir söz var değil mi? Sen seni bildiğin gibisin. Ha. Biz seni hakkıyla bilemedik. Biliyor. Peygamberimiz de diyor. Değil mi? Şimdi vacibin mümkünü bilmesiyle mümkünün vacibi bilmesi aynı mıdır? Değildir. O zaman şu tahsis ediliyor. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı vahidiyetiyle bilemez, ehadiyetiyle bilmiş yani. Vacibin mümkünü bilmesiyle mümkünün vacibi bilmesi aynı şey değil abi. Evet, demek ki Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ı ehadiyetiyle, Allah'ın ehadiyet ve kelamını ve ruhiyetine mazhar olmuş. Allah neyi biliyor? Bir, vacibin vücudu biliyor. İki, mümkün el vücudu biliyor. Şimdi burada aşağıda da söyleyecek. Alim kelimesinde yani zatı ile ilim arasında zaruri lüzumu subut vardır diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyeyi bu vacibin vücuttan ayrı düşünemeyiz. Nasıl ki güneşin ısısını, ışığını, renklerini güneşten ayrı düşünemeyiz. Üstadımız burada aşağıda alim kelimesinde onu söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın ilim, ondan sonra irade, kudret, bu vasıflarını Cenab-ı Hak'tan hariç düşünemeyiz yani. Zatıyla ilim arasında zaruri lüzum, subut vardır diyor yani. Şimdi Allah neyi biliyor? Vacibil vücudu biliyor. Yani ilmini biliyor, iradesini biliyor, kudretini biliyor, evsaf-ı ilahi biliyor. Bir de mümkün el vücudu biliyor. Mümkünleri biliyor. Mümkün ne? Mümkün. Hani Hasan abi sürekli söylüyor. Ben şu anda burada da olabilirim. 10 başlı da olabilirsin. 20 tane de parmağın olur. Bu şekilde ihtimalatların çokluğu. Olabilir de olmayabilir de. Cenab-ı Hakk'ın ilmine artı irade ve kudreti her an taalluk edebilir. Mesela bize şu anda taalluk etmiş, biz şu anda Afyon'dayız. Mümkünül vücuttan irade ve kudret taalluk etmiş, vücudu harici olmuş. Yani dersin bir başlığı neydi? Adem'di değil mi? Hı hı. Abi. Şimdi Adem ne? Adem, Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin taalluk etmediği ilmi vücutlara deniyor. Abi. Adem. Şuraya yazayım. Adem neymiş? Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin, şimdi okuyacağım ben o 16. Mektupta geçiyor. Adem vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır diyor vücud-i ilmiye. Vücud-i ilmi ne? Mümkünün vücutlar yani. Hı hı. Bu ilmi vücutlara abi irade ve kudret taalluk edince abi şuraya yazıyorum bak hemen. Vücud-i harici oluyor. İrade ve kudrete ilme, irade ve kudret taalluk edince vücuda harici oluyor. İrade ve kudretin taalluk etmediği mümkün olan şeyler abi, bunlara da Adem deniyor. Bu Adem, şu anda biz şunu konuşuyoruz abi. Allah'a bakan taraf var ya Adem'in. Allah neyi biliyor? Bir, vacibül vücudu biliyor. İki, mümkünül vücudu biliyor. Bu mümkünül vücut ilmi vücutları olan böyle diyelim ki mahiyetlere Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudreti tahallik etse buna vücudu harici deniyor. Mesela biz 18 bin alem diyoruz değil mi? 18 bin alem, mesela alemi berza, alemi misal, ondan sonra böyle alemler var. Bunlara irade ve kudret tahallik etmiş mi? Var yani. Evet, tahallik etmiş. Bunlar vücudu harici. Vücut dediğimiz zaman abi bunun zıttı Adem. Vücuda çıkmış. Vücuda İlmi olarak var fakat irade ve kudret ona taalluk etmemiş. Ademde ilim var değil mi abi? Evet. İlmi zaten, ilmi vücudu. Şey yani. Buna tasavvufta, şuraya bir ok çıkarayım abi. Muhyiddin Arabi Hazretleri ve emsali ne demiş? Ayağınızda yani bütün vücutlar
her şeyin sabit bir vücudu var demiş. Bunun görülen bir vücudu var demiş. Yani. Çünkü bir şey dışarı, şunu adam yapmış, bunun bir ilmi var mı yok mu? Var yani, her şeyin bir ilmi var. Buna tasavvufta ayağını sabit edemişler. Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki mahiyetlere irade ve kudret tahallük edince vücuda harici oluyor. İrade ve kudret tahallük etmeyince buna adem deniyor. Buna bir fark var mı? Yani adem yani? Allah'ın ilminden mi çıkıyor? Şimdi karıştırmayalım. Daha şunları tersi anlattım. Biz Allah'a bakan tarafını anlatıyoruz. Bize göre. Tersi adem mi? Neymiş? Allah'ın ilmine göre adem. Tamam. İrade ve kudret daha tahallük etmemiş. Buna adem ve ademi harici de diyor. İki tane kullanıyor. Yani hariçte yok. Şuna bir misal veriyor latif nüktelerde. Bir fotoğraf makinesi düşünelim. Fotoğraf makinesinin merceğinde bir görüntü var abi. Mercekte görüntü var. Görüntüye düğmeye bastın, dışarı çıktı. Şimdi dışarı çıkmadan önceki fotoğraf makinesinin içindeki vücut ademi harici. Dışarı çıktı, vücuda harici. Fotoğraf makinesinin merceğindeki üstad bu fotoğraf makinesini 10. şuada ne diyor? Hatırlarsanız abi. 10. sözde. Levh-i Mahfuz diyor abi. Bu fotoğraf makinesinin merceğindeki görüntü. Düğmeye bastın, dışarı çıktı. Buna vücuda harici. Çıkmadı, çekmedin. Basmadın yani tuşa. İrade ve kudret tahallük etmedi. Bu sefer buna ademi harici deniyor. Yani hariçte yok. Ama nerede var? Allah'ın ilminde var. Mercek örneğinde ayağını sabiteye bir yere oturtabilir. Ayağını sabite abi. Yani fotoğraf makinesinde, mesela fotoğraf makinesi düşün. Buraya çeviriyorsun, buraya çeviriyorsun. Bak, yani mercekte hepsi gözüküyor. Onlar demişler ki bu merceğin içinde sabit bir görüntü var yani. Onu demişler yani. Ayağını sabite dedikleri, Cenab-ı Hakk'ın bütün mümkünle her şeyini her tarafıyla bilmesi buna ayağını sabite denmiş. Kainatı, daha doğrusu bütün alemleri bir fotoğraf makinesiyle Cenab-ı Hakk'ın an be an gözetilir olması gibi bir şey o zaman. Bu misali latif nüktelerde vermiş. Şimdi şurayı bir daha tekrarlayayım. Murat abicim, evet. Kusura bakma da. Mercek nereye nazar ediyor? Mercek Allah'ın ilmine. Yani nazar ettiği yer neresi? Yani bu fotoğraf makinesinin ademi harici dışında kalan nokta yani. İlmi mi? Ademi harici irade ve kudret tahallük etmemiş. Yani o merceğin görmediği bir yer var mı demek istiyor? Tekvin merceğin mi? Görmediği tekvin bir yer mi? Yok. Nereye çevirsen orayı gösteriyor. Hayır, tekvin mi abi yani? Hani şimdi karşı tarafta vücudu var ki mercek bakabilsin. Yani şeyin vücudu var, fotoğraf makinesinin vücudu var. Bu fotoğraf makinesinin Üstad Hazretleri Levh-i Mahfuz diyor. Levh-i Mahfuz'da her şey yazıyor mu? Allah biliyor mu? Biliyor. Abiciğim şimdi fotoğraf makinesinin yani ilme mi bakıyor fotoğraf makinesi? Yani ilme doğru, ilmin içinden fotoğraf makinesine yansıyan adem-i hariciye bak, çıkıyor. Bak şöyle şey yapalım. Murat'ın biraz şey değil o. Şimdi vücut nereden çıkıyor en son? Tekvinden yani şey. En son levh-i mahfuz ispattan vücud-ı hariciye tamam. Çıkıyor. Evet. Tamam mı? Şimdi levh-i mahfuz ispatta sebepler tahakkuk etmedikçe vücuda çıkıyor mu? Çıkmaz. Tamam mı? Sana çıkmaz. Şimdi Murat dedi ki mercekteki diyor o misalde mercekteki düğmeye bastın çıktı. Buna çıkana vücud harici dendi mi? Evet. Çıkmayan çıkmamışsa o zaman levh-i mahfuz ispat mercektir. Mercek, evet. Levh-i mahfuz'a bakıyor. O yönü Allah, evet. Yukarıya levh-i mahfuz'a bakıyor. Kağıt çıkan taraf ise alem-i şehadeti bakıyor. Evet. Yani o mercek levh-i mahfuz ispat. Levh-i mahfuz ispat. Mesela fotoğraf makinesi düşünelim. Bunun arkasında ben varım yani. Levh-i Mahfuz. Ben bu merceği... Evet, biraz önce söyledi, kendisi söyledi zaten. O şeyi merceği diyor, Levh-i Mahfuz'dur diyor. Söyledi mi Üstad? Zaten dedin de. Mercek, Levh-i Mahfuz ispat. O Levh-i Mahfuz ispatta var. Ne var? Bu mümkün. Yani mesela sen gidiyorsun, kafana senin bir şey düşecek. Ama birine güzel bir söz söyle veya sadaka veriyorsun. Al onu değiştiriyor. Burada... O levh-i mahfuz ispatta levh-i mahfuzdan ne kadar ihtimalat var o an olabilir? Abi o oraya aksediyor. Senin ihtiyarın şartı adi olmuş artık esbab. Onun tuşuna basmakla o şey vücuda harici çıkıyor. Şimdi şunu bir tekrarlayayım abi. Şimdi ademi harici demek ademi harici alemi şehadette olmayıp
irade ve kudretin tahallük etmediği Cenab-ı Hakk'ın ilminde mümkün olan şey abi. Buna Adem-i Harici deniyor. Adem'in lügat manası yok. Yok yani. Adem-i Harici demek hariçte yok. Ama Allah'ın ilminde var abi. Lifakı ispat mı oluyor? Adem-i Harici Adem'de olmamış, artık Adem'den harice çıkmış olan değil mi? Abi Adem yokluk demek. Yani yok diye bir şey yok yani. Ben şimdi okuyayım şurayı da. Şimdi yok demek. Yok. Ha, lügat manasıyla biz hani yok oldu diyoruz ya. Öyle bir şey yok. Ha, öyle bir şey yok yani. Ama şimdi biz Allah'ın ilmine göre konuşuyoruz. Bakın önce ilmi anlatıyoruz. Allah neyi biliyor? Vacibi biliyor. Mümkünü biliyor. E daha Adem olur mu? Mümteni'yi biliyor. Peki niye Adem denmiş? Ha. Neye göre? Şehadet alemine göre yani. Şehadet alemine. Normalde yok diye bir şey yok yani. Nispet ediyor alem. Şimdi Allah'a göre konuşuyoruz. Daha buralara gelmedik yani. Bak vücudu harici var. Bir de vücudu harici. Vücudu ilmi var. Adem cevelan sahası burası. Yani ilmin içinde bir yerdeymiş Adem yani. Bak şurayı o şöyle söyleyeyim abi. Şimdi ben sorayım. Doğru. Abdullah abi. Şu kalemi hiç kimsenin görmediği bir yere saklayabilir misin? Saklayamaz. Yok. En az iki kişi bilir abi. Kendim. Bir, kendisi bilir. İki, Allah bilir. Adem nerede şimdi? Hiç kimsenin bilmediği bir yer. Allah biliyor her şeyi yani. Allah vacibi de biliyor. Mümkünü de biliyor. Mümteni de biliyor. Şimdi Adem nerede? Adem bu fotoğraf makinesindeki o merceğin içindeki görüntünün içinde bir görüntü var ya. Bu vücudu hariciye göre Adem. Daha harice çıkmamış. Tuşa bastı. Yani irade ve kudret tahallük etti. Harici vücut geldi. Çıkmayan tarafları bunlar da mümkün de kaldı yani. Peki şey abi Allah'ın ilmin demekten farkı ne Adem? Yani niye öyle zorluyor? Allah'ın ilminde desek yani Adem niye ihtiyaç böyle bir ifade gerektirmiş? Ne fark olmuş yani? İşte burada şeyi anlatmak için yani çok ehli tahkik meselenin bir tarafını niye görmüş. İlmi dememişler. Ehli keşif bir tarafını görmüş. Ondan sonra ehli velayet bir tarafını görmüş. Şimdi biz her tarafına bakıyoruz yani. Adem kullanılmış bu. Şimdi şurada da göreceğiz abi. Adem'i insanın ne düşürüyor? Vücuttaki bir şey düşürüyor insanı Adem'e. Nedir o? Şeytan. Şeytan vücududur ama bizi Adem'e düşürmeye çalışıyor yani. Adem ne? Vücut dairelerinden mahrum kalmak. Mesela ben tam buraya geliyordum. Bana dedi ki ya şöyle veya buradaki demeyen abiler var değil mi? Bak şeytan onları şuradaki vücut dairelerinden Adem'e düşürdü mü düşürmedi mi? Düşürdü bak. Burada olmayan. Ha, burada değil. Yani bu tarz şeyleri ifade etmek için böyle zaten Risale'deki ilimde hani bizim bu yaptığımız müzakerelerde bu cümle farklılıklarından oluyor yani. Evet. Risale-i Nur'daki böyle cümle farklılıklarını bilenin, tespit edenin görüşü inceleşir abi. Fikri olur yani. Burada böyle demiş, net olarak söyleyebilir yani. Yani her mesela bütün insanlar birbirine benziyor. O zaman bir tane insan olsun, niye hepsi olmuş? Yani kelimeler de böyle abi. Bir şeyi net ifade edebilmek için, yani bir cümle belki diğerini ifade etmiyor ama diğerini ifade ediyor. Bu farklılıklar ondan. Yani bu Allah'ın ilmi desen, ilmi de bu kadar mı yani Allah'ın ilmi, bu görünen mi? Yok değil. Maziyi düşünelim, istikbali düşünelim. Bir de burası mümkün bir alem. Allah'ın ilmini bu alem bu kadar göstermiş yani. Bunları ifade edebilmek için bu farklı tabirler kullanmış yani. Şimdi vücudu harici anladık. Neymiş? İlmi olan vücuda irade ve kudret tahallük edince merceğin dışına çıktı mı? Levh-i mahfi ispattan alem-i şehadette buna vücudu harici deniyor. Çıkmayan kısım burada buna adem-i harici deniyor. Yani hariçte bir yokluk var. O da ne? Allah'ın ilminde duruyor. Mutlak yokluk. Adem'i mutlak yok. O cümleyi okuyayım. Hemen geçeyim. Ben bir şey sorabilir miyim? Abi şurayı okuyayım ben. Bu sen çok hızlı gidiyorsun. Biraz şöyle yavaş yavaş soruya cevaplayalım. Şey yok şimdi sorduğunuz sorular dersin içeriğinde var yani. Bir şey yapayım ben bir takdim edeyim konuyu. Ondan sonra not alalım abi. Veya gene arada müdahale edelim soralım yani. De şurayı bir okuyayım. Vücudu hariciye biz kitab-ı mübin diyoruz ama ilim, irade ve kudret tahallük ettiyse kitab-ı mübine çıkmıştır. Hem Adem'e mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Allah her şeyi biliyor. İlmi her şeyi kuşatmış. Evet.
hem daire-i ilmin harici yok ki. Cenab-ı Hakk'ın ilminin harici var mı? Yok. Yok. Yok ki bir şey ona atılsın. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Yani bu sorulan sorular hep bu tabirlerle alakalı. Yani şunu bilmekle, yani ilim, irade, kudretin taalluk edip etmemesini bilmekle. Allah her şeyi biliyor. Bilmediği bir şey yok. Hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim için, daire-i ilim içinde bulunan adem ise ademi haricidir ve vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Yani neymiş? Adem dediğimiz, ademi harici dediğimiz daire-i ilim içinde bulunan. Bak biz önce neyi anlattım ben? İlmi anlatıyorum şu anda. Adem neymiş Erdinç abi? Daire-i ilim içinde bulunuyormuş yani. O da neymiş? İrade ve kudretin taalluk edip harici vücut olmadığı şey. İlimde neymiş? Adem'miş yani. Bize göre yani. Allah'ın ilmine göre harice çıkmadığı için, ilimde kaldığı için ona ne deniyormuş? Adem-i harici deniyormuş. Ve vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır yani. Buna bu bütün vücutlara, yani mümkün vücut olabilir, olmayabilir, şöyle, bu ne kadar vücut varsa, buna tasavvufta ne demişler? Ayağını sabite. Demişler bunun sabit, hepsinin ilmi bir vücudu var demişler yani. Bu daire ilimdeki Adem'den bahsediyoruz değil mi? Evet, şu an oradan bahsediyoruz. Bu hangi? Yine Allah'a bakan veçesi. Evet, Allah'a bakan veçesi abi. Daire-i ilim içindeki Adem'i harici, vücud-i ilmiye perde olmuş bir ilmandır. Buna fotoğraf makinesi misali verdik. Üstadım misali abi. Bu vücudu harici ve Adem'i harici, İrfan abi anlaşıldı mı? Ya ben anlamadım abi. Yani keşke daha iyi anlatabilsin bu kadar yani. Şu andaki yok anlaşım. Yani şey, alt malzeme biraz olmayınca, gerçi güzel hazırlanmışsın ya. Çok güzel gidiyor yani. Bunun şey yapılmamışsa Hasan, ya zihniniz bir yerde. Hasan abi, jargon farkında var. Hasan abi, önceden gelen bazı, mesela önceden gelen şimdi bazı şöyle bilgiler abi, daha önceki konuşmuş olduğunuz ademler daha gelmedik ona. Şimdi gelmediği için mesela ben bir şey soracağım Hasan abi. Şunu öğrenmeden, kafama yatırmadan gitmeyecek bu iş. Tamam, söyle. Mesela şu mercek dediği zaman, o merceğe biraz takıldım. Mesela Yasin'in yaptığı dersten, zamanla alakalı yaptığı dersten şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir manzar-ı âlâ'dan bahsetmişti Hasan abi. Yani her yerin, her yere vakıf olunan nokta. Şimdi acaba o mercek, o manzar-ı âlâ'nın olduğu yer midir diyebilir miyiz? Değil. Onun bir üstü var. Değil. Onun da mı bir üstü var? Bak, bir, vücuda çıkmadan önce en son böyle çıksın mı çıkmasın mı son artık. Esire, enerjiye, atoma dönüşme yeri levh-i mahve ispattır. Tamam. Oradan geri dönenler de var. Bir de vücud-i ilmiye perde olmuş, vücudu harici olanlar var. Adem var. Bu da daire-i ilimde olduğunu söylüyor. Çık yukarıya çıktı. Evet. Levh-i mahve ispattan, şeceri fikattan daire-i ilme çık. Dairenin içinde bulunuyor o Adem. Ondan sonra manzara-i âlâ'dan böyle deyince bu daire-i ilimdir. Bu daire-i ilim. Lef-i mahfuz denilemez. Çünkü lef-i mahfuz ezeli bir. Ezeli levhaların. Ama bulunduğu mekan ezeli değil ama levhalar o. Onu Kur'an'ın indirildiği yer yani. Bu üç tane. Bir, bileceğimiz Allah değil, şeceri hikatten lef-i mahfuz, daire-i ilim, lef-i mahfuz ispat, alem-i şahadet. Üç tane. Murat abi bak, o zaman sorusu bana sordu ya. Ben o zaman ne anladığımı söyleyeyim. Evet. Sen anlayıp anlamadığıma sen karar ver. Estağfurullah abi. Şimdi abi, ayağını sabite dediğin dışarıdaki hakikat. O hakikatin mercekte görülmesi, Adem'de olan bir şey. Yani Allah için Adem yoktur. Adem harici ifadesini kullandım bunun için. Evet. Adem diyemediğin için. Adem harici kullandım. Mercekte gözükene bir vücut mertebesi kazanmış oldu. Her ne kadar berzah gibi gözükse de. Buna Adem'i harici dedin. Buna sen bastın filan şöyle şey çıkınca da vücuda ortaya resim çıkınca da bu da vücuda harici dedi. Yani sadece burada mesele ayağını sabitenin anlamadığım kısmı o dışarıdaki hakiki olan alem mi? Ha, ayağını sabite, buna ehli tasavvuf demiş buna. Bizim değil o. Bizim değil o. Tasavvufun tabiri. Demişler ki bütün ilmi vücutlara, mümkün olanlara ayağını sabite demişler. Yani biz ne diyelim? Mümkünat var ya. Vacip, mümkün, mümteni. Mümküne şey demiş tasavvufçular, ayağını sabit. Şöyle diyebilir miyiz Murat abi? Mümkün eşittir Adem, eşittir Adem-i harici, eşittir ayağını sabit.
Hayır. Mümküne Adem denmez. Adem eşit denmez. Adem içinde var. Artı. Hasan abi, yani hepsi eşit diyemeyiz yani. Artı değil. Bu merceğe dediniz, lef-i mahf ve ispat. Bu mercek lef-i mahfuza bakıyor. He. Vücud ilmi. Eğer buna kudret, irade taluk ederse vücud harcaya çıkıyor. Alemi şehadet. Üç tane şey var. Tamam. Üç tane bu kadar işte. Bir şey yok yani. Çünkü mercek lef-i mahfuzu gösteriyor. Ama lef-i mahfuz, lef-i mahf ve ispat o merceğin kendisi. Merceğin kendisi lef-i mahf ve ispat. Baktı ya. Yukarıya bakıyor çanak anten. Anten, çanak anten uyduya bakıyor. Uydu lef-i mahfuz. Çanak anten lef-i mahf ve ispat. Televizyondaki gözüken alemi şehadet. Evet, abicim, malumun Allah'a bakan yönü Adem midir? Hayır. Adem de var içinde. Malumun içinde Adem de var. İşte bu tabi. Ben bunu bugün anlatacağım. İlim maluma tabi de onda Allah'ın izniyle o şey olacak. Yani ama bir, malumun içinde Adem de var. Çünkü Adem daire ilim içinde. Peki daire içinde olan Adem'e mazruf denilir. Daire ilme zarf denilir. Mektup yazdım birisine. Tamam abi. Zarfın içine mektubu koydum. İçine başka eskide de konarlardı. Bir para da koyarlardı. O zarfın içerisinde mektup da var ama başka da var. Çiçek ha, ha, çiçek de koyarlar. Onu ben bilmediğim için. Şimdi o zarfa malum de abi. Mektuba Adem de ama başka şeyler de var malum içinde. Tamam, ben devam edeyim. Çok harika hazırlanmış. Fevkalade gidiyor vallahi yani. Fazla takos koymayalım. Şimdi, sen söyle, doktor bir şey soracaktın. Ben bir katkıda bulunmak için abi. Murat abi dedi ki, kelimelerin dedi anlamları birbirine nasıl insan fıtratları, insanların yüzleri gibi, insanların simaları gibi, yüzleri gibi kelimelerin de birbirine yakındır. Yani bu manayı tam taşır ama Risale-i Nur'u bilirsek o manayı aynı kelimelerin farklı manaları ortaya çıkar. Yakındır birbirine ama tam değildir. Evet. İnsan gibidir. İnsanın yüzü var, kulağı var, burnu var. Ama tam evet. Değil. Hepimizin farklı evet, farklı. Bu Lokman suresi 27. ayette de buyuruyor ki Allah'ın kelimeleri yazılmakla tükenmez. Yani okyanuslar mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelimeleri i̇şte, yazılmakla tükenmez. Kur'an-ı Kerim yani, niçin Arapça inmiş? Yani Allah kendini en iyi bu Arapça da ifade edebilmiş yani. O ki harflerle etmiş. Evet, etmiş. Evet. O bir tamam. Mana yani Murat abinin bu kelimelerinin tabii, farklı tabii. Farklı evet. Değişik artı manalar, artı manalar yüklenmesi. Ama arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Ulemanın patanaj yaptığı, birbirine giriştiği, bilmem ne yaptığı, kavga ettiği Adem konuşuyoruz ha. Böyle o Afyon'a geldiniz kahvaltıdan sonra böyle yayılıp böyle o sucuktan sonra o Adem ha neymiş ya ensenin arkasına eli koyarak öyle değil bu işte. Bu ne konuştuğumuzun farkında olun. Evet. Şimdi Adem'in lügat manası ne? Abi bu yok abi. 59'daki okuduğun şey birinci Allah'a bakan vecihini anlatıyor. Evet, Adem evet. Tarifi şu an hem Allah'ın ilmini anlatıyoruz. Tamam. Vacip mümkün mümteneye geliyor şimdi. Hem de bunun arasındaki Adem'i gösteriyoruz yani. Şimdi Adem lügatta ne? Yok. Tamam. Şimdi yok ilmi mutlak var. Peki lügat yok ne? Harici yokmuş yani. Harici vücudu. Ha. Ama Allah'ın ilminde var. Neye göreymiş o Adem? İlme göreymiş yani. Sen şimdi hani dedim bu kalemi kimsenin görmediği bir yere saklayabilir misin? En az iki kişi bilir. Sen bilirsin, Allah bilir. Ya Adem nerede o zaman? Adem diye bir şey yok. Adem mutlak yok yani. Dedik. Adem-i harici ile vücudu harici söyledik. Abi. Adem-i harici, irade ve kudretin taalluk etmediği mümkünül vücut. İrade ve kudret taalluk etti. Buna ne oldu? Vücudu harici oldu abi. Ha, buna ehli tasavvuf ne demiş bu bütün vücutlara? Ayağını sabit edemiş. Tamam. İlmi vücutlara yani. Mevcudat-ı ilmiyeye... Ali kardeş sonra. Yarım saatte git. Şimdi burada Mesnevi Nuriye'de 146. Şu soruyu Allah bu irade ve kudretinin tahallük etmediği yerde ne yapıyordu? Bu sorunun da cevabı Allah ilmi muhiti ezelde temsil eden imkani vücutlar. Vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine ayna ve makestirler. Yani Allah bu ilmi vücutlara irade ve kudretini tahallük etmeden önce kendisini bu ilmi vücutlarda ayna olarak görüyormuş. Daha sonra ben bilinmek istedim. Bu işaret yazıda geçiyor.
bilinmek için bu kainatı ayna olarak yarattım. Bu aynada irade ve kudretinin tahallük ettiği bu harici vücut aynasında şimdi kendini görüyormuş. Daha önce bu mümkün vücutta görüyormuş. Yani Allah kendisini o aynada ilmi vücutlarda görüyormuş. Daha sonra irade ve kudreti o vücutları harici durumda yaratmış. Burada ayna olarak kendini görüyormuş. Şimdi bir hali düşünelim, şu hal mazi istikbal. Şimdi fotoğraf makinesinde Hasan abi pikseller var. Şu anda kaç piksel var en net fotoğraf makinesinde? 16 mı? 20 mi? 20 diyelim. Şimdi 20 tane piksel bir araya gelmiş, görüntünün net bir kalitesi var. Mesela 12 pikselle çekilen görüntüdeki kaliteyle 20 pikselle çekilen görüntüdeki kalite aynı mı? Değil. Değil. Şimdi şu hal mevcudat. 8 tane mevcudat var Risale Nur'da. Cemadat, nebatat, hayvanat, insan, bunlar görünen. Melaike, cin, ruhaniyet, şeytan. Bunlar da görünmeyen 8. Şu halde bu 8 tane varlık Allah'ın tam aynası değil. Maziyi düşünelim. İstikbal düşünelim. Allah harici vücut verecek kıyamet kopana kadar. Bir de şeyi düşünelim. Ebedi düşünelim abi. Bu bir aynaymış yani. İrade ve kudretin mümkün vücut, ilmi vücutlara taalluk edip o aynada kendisini görmek istemiş yani. Şu cümleyi okuyayım ben. İlmi muhit-i ezelede temessül eden imkani vücutlar, vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine ayna ve makestirler. Öyleyse ilmi ezeli, imkani vücutlara ayna olduğu gibi, imkani vücutlar da vücudu vücubiye aynadır. Yani irade ve kudrete aynadır. Sonra o imkani vücutlar ilmi ezeliden vücudu harici intikal etmişlerse de, evet ettiler, hariçte vücut verildi ilmi vücuda, o vücudu hakiki mertebesine vasıl olmamışlardır. Yani vacibül vücuda göre bunların vücuduna vücut denmiyor yani. Kaçtı abi? Mesnevi. Mesnevi 146 abi. Yani Allah Celle Celaluhu irade ve kudretini tahrik etmedi. Bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatına, değil mi? Şunatına, şunatı sıfatına, sıfatı esmasına ilmi olarak böyle tecelli kendini o aynada görüyordu. Ben bir bilinmek istedim, gizli bir hazineydim. Bu kainatı aynı olarak yarattım, irade ve kudreti tahallük etti, harici vücuda çıktı. Şimdi bu aynada kendini görüyor Allah. Bir şey soruyorum. Zamanı nasıl anlayacağız burada? Yani yoktu, vardı. Yani zamanla mahluk ya, biz zaman gibi mi düşüneceğiz bunu? Yani... Zaman esmadır kardeş, der esmasıdır. Evet. Esma üstadadır. Sıfat esmadan üstün olduğu için zaman arkasındadır. Zaman mahluktur piyasadaki. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Herkese nasıl tecelli ettiğini bilir. Ve Dehr esmasıdır. Ve Dehr suresi var. Sıfat esmadır. Sıfat ise esmalar sıfattan çıktığı için Allah'ın ilmi sıfattır. Zaman arkasındadır. Zamanı bloke etmiştir. Şunu sormaya çalıştı bence ama. Tamam, şimdi o değil ya. Çünkü konuyla alakası Adem, yok sonra. Adem iş yapıyoruz. O kadar yeter. O. Şimdi o mümkünü iyi söyledik. Mümteni vücut ne? Cenab-ı Hakk'ın ilminde var. İlimde var. Fakat irade ve kudret ona tahallük etmeyecek. Mümkünle vacip arasında en son söylediğin şu değil mi Murat abi? Mümkün ilmi vücuda irade ve kudret taalluk ettiği zaman vücuda çıkar ama hakiki vücut olmaz. Evet. Hakiki vücut vacibül vacib vücuttur. Evet. Tamam. Şimdi mümteni vücut ne? Cenab-ı Hakk'ın ilminde var. Fakat şuraya eksi yapayım. Buraya artı dedim ya. İrade ve kudret asla taalluk etmeyecek. Evet. Eksi kudret taalluk etmeyecek. Ama gene artı yap. İrade kudretin arasında. Artı. Etmeyecek mi, etmemiş mi diyelim. Etmeyecek. Hariçte vücut vermeyecek Cenab-ı Hak. Mesela Cenab-ı Hakk'ın ilmi, mazi, hal, istikbal bu kadar mı? İmkanat alemi bu kadar gösteriyor yani o ilmi. Cenab-ı Hakk'ın ilminde var. Şimdi bunları örnek vereceğim ben. İrade ve kudreti tahallük etmeyecek. Peki buna niyet var, misal var mı? Bu mümteni vücutlara. Mesela bir tanesi misal verelim. Üstadımız 24'ünü söylüyor. 24. sözde çekirdekler, habbeler, nüveler. Şimdi Cenab-ı Hak
Şimdi her çekirdek, her habbe, her nüve filiz olmak istiyor, ağaç olmak istiyor. Cenab-ı Hak sonradan gelecek şeylerin nasıl geleceğini bildiği için abi onların o niyetini kabul ediyor, harici vücuda çıkarmıyor. Buna niyeti de örnek verir. Çekirdekler dedik, niyet. Mesela sen niyet ettin, hakikaten o kadar uğraştın, bir şey yapmak istedin, harici vücuda çıkaramadın. O kadar uğraştın ama. Ha. Allah bunu kabul ediyor mu? Kabul ediyor. Ama hariçte vücudu yok. İrade ve kudret ona tahallük etmedi. Abi. Mesela küfür üzerine ölen bir kafir, işaret-i ricazda söylüyor. Küfür üzerine ölmüş. Ölmüş. Şimdi kaç yaşında öldü bu kafir? 80 yaşında. 100 yaşında 100 olsaydı, 500 olsaydı, 1000 olsaydı Cenab-ı Hak onun küfür üzerine öleceğini biliyordu abi. Peki onu hariçte yaratıyor mu? 100 sene, 200 sene, 300 sene yaratmıyor. 80 sene yaratmış. O yaratmadığı kısımlar da var ilmi olarak. Hani burada dedik ya mümkün de. İrade ve kudret. Mesela çekirdek, habbe, her üstadımız diyor kavunun içindeki, karpuzun içindeki çekirdekler kavun karpuz oluyor mu? Olmuyor. Ama olmak istiyor. Allah onu nasıl geleceğini bildiği için irade ve kudret hepsine taalluk etmiyor. İrade ve kudretin taalluk etmeyeceği. Buna da mümteni vücut deniyor yani. Etmeyecek demeyi mi Hasan abi orada? Mümteni. Detaya girme ha, şey. Yani irade detaya ve girme. Kudret. Ana maksadı şey yap. Bak senin söylediğin abi şurada yani. Tamam. Ama burada ise irade ve kudret buna tahallük etmeyecek yani. Yani ben kadın olmayacağım, ben çocuk olmayacağım. Allah'ın mesele anlaşıldığı yani. İçin böyle. Öyle fazla bir şey yapmayın ki. Ana temayı kaçırmıyor. Çünkü şimdi bak, peki bununla bunun farkı ne? Bununla bunun farkı? Heh. Şimdi Allah'ın ilmi vücuda hariciye çıkmış, irade ve kudret tahallük etmiş ya. Bu kadar mı? Değil yani. Onun için bu sınıflama yapılmış yani. Allah'ın ilmi olarak o kadar bildi. Mesela Allah kendini biliyor. Hangi şey Allah'ın kendisini bilmesi gibi bilebilir? Allah buna vücut vermemiş ki. Veya mümkün irade ve kudret tahallük etmiş. E bu imkanat alemi, İmam Gazali Hazretleri ne demişti? Leyse fil imkan evdu min mekan. İmkan halinde de bundan daha güzel olmaz. Peki Allah daha güzel yaratabilir mi? Yaratabilir. Cennette olacak, yaratacak yani. Ama mümkün alemi bu kadar gösteriyor yani. Ha. Peki işte bu sınıflama bunun için yapılmış yani. Ha. Mümteni olarak yani Allah irade ve kudretiyle tahallük etmeyeceği ilmi vücutlar var Gafur abi. Yoksa Allah'ın ilmine bir kayıt koymuş oluruz yani. Ha. Evet. Burada mümteni vücut da irade ve ilmi olan vücuda irade ve kudret tahallük etmeyecek. Örnek verdik. Mesela niyet. Öyle niyet şeyler ediyorsun ki olmuyor. Hariçte vücut yok. Ama Allah kabul ediyor mu? Müminin değil mi? Niyetli, evet. Niyeti amelinden. Çekirdekler. Örnek veriyor üstadımız. Bir de küfür üzerine ölen bir kafir. 500 yaşasa, 1000 yaşasa. Bak böyle şeyleri Allah biliyor. Gene küfür üzerine ölecek yani. Peki mümteni vücut da şu an Adem'le ne diyeceksin oraya? Mümteni de Adem midir? Adem'i haricidir. Orada Adem'le ilişkili bir diyebiliriz abi şurada. Adem'i harici mutlak yokluk yok. Allah her şeyi biliyor bak. Vacibi biliyor, mümkünü biliyor, mümteni biliyor. Peki Adem ne? Adem'i harici ne? Yani bu da Adem'i hariciye giriyor değil mi? Evet. Esas bu da daha tam giriyor çünkü vücuda zaten hiç çıkamıyor. Evet, diyebiliriz yani irade ve kudret buna tahallük etmeyecek. Hariçte vücudu yok. Burası da Adem'i harici. Evet. Deminki dediğimiz gibi diyebiliriz. Diyebiliriz abi. Evet. Ya da ayağı ama bunu sınıflandırmak için yani Allah'ın ilmine farklı. Kayıt koymamak için bu mümteni tabiri kullanılmış yani teşbih yapılmış yani. Lambayı biz daire ilimde konuşuyoruz değil mi? Yani. Evet abi şu an ilmin zeminde yani Allah neyi biliyor? İşaret edeceğiz 195 okudu. Allah neyi biliyormuş? Vacib el vücudu biliyor. Mümkün el vücudu biliyor. Mümteni vücudu biliyor. Şimdi buna örnek verdik. Şimdi ben şuraya geçmek istiyorum. Abi şu konu insana bakan veçesine geçmek istiyorum abi. Şu Adem'i. Sonra kainata bakan veçesine. Şunu siliyorum. Zor soruları Hasan abiye sorun. Ben kolay soru sorun bana. Adem'i sunacaksın, kolay soru soracaksın. O da zor. Yani en zor konuyu seçmişsin abi. Şimdi şuradan okuyayım ben. Seçmez vazife verildi. Tavzif var. Şimdi bu bir şablon olsun. Yani önceki Zeytinburnu'na yapılan müzakereler, diğer okumalar falan. Bunlara böyle bir zemin olsun.
bu sorulan sorular da biz kendimiz içine girelim yani. Yani burada iki saatte uyusu belki her şey çıkmayabilir ama noktaya nazar çok olur yani. Bunları not edelim. Nereden okuyorum? Mesnevi Nuriye'den. Yani bu aslında Allah'a, kainatı, insana bakan veçiyle bir bakış yöntem, aslında genel bir yöntem. Çok, çok güzel yani aslında mevzuyu. Biz hani genelde ben şahsen Bodoslav'a giriyoruz şimdi. Bir oradan bir buradan ya bir dur. Bu işte nereden yani, bu tarafa bak. Ha, işte karışıyor ondan sonra. Zaten bir söylüyor yani. O zaman adam oradaki o gelen soruya cevap vermek yönüne geçince önceki parkuru kaybediyor. İhata o kadar kolay değil, oraya geçtiğiniz zaman görürüz. İşte, mesela dün bir soru sordunuz, sabah uyuyamadım mesela. Ama yani şey gibi oluyor. Ama böyle detay değil, anlaşılmış. Anlaşılmışı böyle de, burada yoktur o tipten de, konuşmak için konuşmayacaksın. Ya tamam anlaşılmış, o zaman daha öyle detaya girme yani. Ana parkur gitsin, notunu al, sonra soracağın dersten sonra olsun. İhata bir sağlansın. Şimdi şuraya kadar şunu anladık. Allah'ın ilmi neymiş? Vacibül vücut. Mümkünül vücut, mümteni vücut. Anladık. Adem-i harici, Adem yoklukta. Adem-i harici neydi? Şimdi mutlak yokluk yokmuş. Adem-i harici demek vücut-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretinin taalluk etmeyip hariçte vücut vermediği şeyler, bunlar Adem-i hariciymiş. Mutlak yokluk yok. Yani yok diye bir şey yok yani. Ama bu hariç, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın ilmi, irade okudu, bunları sınıflandırmak için, yerini net tayin edebilmek için bu cümleler, kelimeler kullanılmış yani. Sonra mümteni vücudu şey yaptık. Şimdi biz bu Adem'in insana bakan tarafı var. Hani okuyayım şimdi. Külliyatta çok geçiyor. Şimdi biz ilmin... Sonra dedik. Şimdi genel manada bunu şey yaptık yani Allah'a bakan yokluğun olmadığını. Bunu ben şahsen bu kadar anlatabildim yani. Güzel. Yani Allah'a bakan tarafı da Adem yokmuş dedik. Neden yokmuş? Harice göre fotoğraf makinesi örneğini verdik, şey verdik. Şimdi insana bakan, Adem'in insana bakan tarafı neymiş? 70 Mesnevi Nuriye. Mümkünatın iki veçhi vardır. Birisi enaniyet ile vücuttur. Bu ise Adem'e gider ve Adem'e kalp olur. İkincisi, enaniyetin terkiyle Adem'dir. Bu ise vacibül vücuda bakar, bir vücut kazanır. Binaenaleyh, vücut istersen münadim ol ki vücudu bulasın. Şimdi şurayı da okuyayım, buraya girmeden önce. Adem'in, şimdi lügatta yokluk dedik ya, şimdi Adem'in tanımsal, teknik bir tabirini yapıyor. Neymiş ya? Bakalım onun yerinden okuyayım. Şimdi insana bakan Adem'le, Allah'ın ilmine bakan Adem'leri karıştırmayalım. Karıştırırsan böyle çıkamayız. O yüzden şimdi yerinden okuyorum. Ene değil değil mi? Enaniyetten bahsettik. Evet, enaniyet ile vücuttur. Okuduk. Şimdi okuyayım ben. Tekrardan döneceğim o cümlelere. Mesnevi Nuriye 70. 70'de okudum 70, abi. Tam 70. Müktenin üstü. Evet. Sayfa 229. Nereden okuyorum? Şuraların sonundan 230'a geçiyor hemen. Şerri mahz olan Adem ise. Neymiş bakalım? İnsana bakan tarafıyla konuşuyoruz. Senin bütün sevdiklerin 1. Ve saadetleriyle memnun 2. Ve bir derece mesut olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insanı yandırır diyor. Çünkü neden? Cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile Adem'e düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak lazım geliyor. Şimdi burada Adem'in insana bakan manasıyla ne tarif etti?
bir cümleyle özetleyelim. Neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmakmış Adem Ağar, insana bakan tarafa. Şimdi Mesnevi Nuriye'de 70'te okuduk ya, dedi ki, mümkünatın iki veçesi var. Bir, enaniyet ile vücuttur, bu Adem'e gider. Burada okuduk, o Adem'e giden neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmakmış. Şimdi buraya gelmek isteyip de gelemeyenler var değil mi abi? Gelemedi diyelim. Var. Ha, peki burada ne kaybetti? Ne, hangi vücut dairelerinden? Alemi mana var, alemi feyiz var, alemi yakınlık var değil mi? Ne kadar alemler var bizim ismini bilip bilemediğimiz. Bunları kazandı mı kaybetti mi? Kaybetti bak. Gelseydi teklif yapılmış çünkü. Değil mi? Teşvik edilmiş yani. Ha. Adem demek insana bakan manasıyla vücut dairelerinden mahrum kalmakmış. Üstad diyor ki cehennem vücut dairesidir. Adem ise vücut dairelerinden mahrum kalmak. Yani o vücut dairelerinden mahrum kalmak cehennemden daha ziyade cehennemden daha ziyade bakayım senin ruhunu, kalbini ve mahiyeti insanı yandırır. Üç tane söyledi. Şimdi buna ben misal vereceğim. Kalbini. Adem neymiş? İnsana bakan manası. Mahiyeti insaniyeni. Şimdi insana bakan Adem, yani vücut dairelerinden mahrum kalmak kalbini, ruhunu, mahiyeti insaniyeni yandırıyormuş abi. Şimdi hatırlarsanız İşaretül İcaz'da üstadın bir cümlesi var abi. Ben diyor, Adem'e düşmektense cehennemde kalmayı tercih ederim diyor. Hatırladınız mı abi? Değil mi? Şimdi orada bir kayıt var. O kayıt ne? Nefis karışmamak, tevehüm karışmamak, aldatmamak şartıyla ben diyor Adem'e düşmektense cehennemde kalmayı tercih ederim diyor Hasan abi. Hatırladınız değil mi abi? Evet. Şimdi nefis karışmayacak, tevehüm aldatmayacak. Bu vücudu tatmış. Böyle 40-50 sene yaşamış, hayatı görmüş, lezzetlenmiş, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade etmiş bir kimse için. Bu nimetlerden, bu vücut mertebelerinden mahrum kalmak. Varlığın yokluğunu düşünmek var ya bana. Hocam bir şey. İşte bu üçünü yandırıyormuş. İnsana bakan, bu da neyle kaybediyormuş buna? Enaniyetle Adem'e düşüyormuş abi. Şimdi şöyle, şu misali bir düşünelim abi. Osman abicim, siz hayatı gördünüz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden istifade ettiniz. Siz anne karnına geri dönmek ister misiniz abi? İstemiyorum. Ne yapayım ben orada ya? Değil mi? Bu vücut dairelerini görüyoruz. Bak, nefis karışmayacak. Tevehüm aldatmayacak. İster mi kimse abi? Yürüsen yürüyemezsin. Konuşsan konuşamazsın. Görsen neyi göreceksin? Nefis karışsa da istemiyorum. Bak, vücut dairelerini tatmışız yani. Değil mi? Nefis karışsa da hani ben işte Adem demek vücut dairelerinden mahrum kalmak. Abdullah abi, diyelim ki bir mümin düşünelim. Vefat etti. Bir de kafir vefat etti. Şimdi o müminin burada yapmış olduğu salih amellerle abi gideceği vücut daireleri var. Alemi mana gibi, alemi misal gibi değil mi? Alemi feyiz gibi. Ama kafirin böyle gideceği vücut daireleri var mı? Yok. Heh. Şimdi benim ruhumu düşünelim abi. Benim ruhum bak bir anda bir yerle kayıtlı kalamıyor değil mi? Nasıl böyle cevren faaliyet, hareket yapmak istiyor? Ben şöyle durayım hiç kımıldamadan bir saat oturabilir miyim? Bak bir değişiklik istiyorsun, ayak değiştiriyorsun, fikir başka yere gidip geliyor değil mi? Heh. Ruhta bu özellik var ama vücut dairelerinden mahrum kalsan o vücut daireleri ne? 18 bin alem yani. İşte bu 18 bin alemden mahrum kalmak buradaki ifadelere göre kalbini, ruhunu, mahiyeti insanını yandırıyor yani. Çünkü biz bunu şöyle düşüneceğiz. Nefis karışmayacak. Mesela biri diyebilir. Ben cehennemde o kadar azap çekeceğime, Hutame'de, Sakar'da, Haviye'de değil mi? Adem'e düşerim daha iyi. Buna ne karışıyor? Nefis karışıyor. Karışıyor. Öyle mi? Çeşke toprak olsaydım diyor zaten. Buna nefis karışıyor. Nefis karışmayacak buna. Çünkü niye? Bütün sevdiklerin, bütün aslın, neslin bir vücut dairesinde kalmış. Bak düşünebiliyorsun diyor yani. Ama Adem'e düştüğün zaman mesela senin diyelim çocuğuna bir şey olsa, hanımına bir şey olsa, babana bir şey olsa, öyle değil mi abi?
Mesela bak Adem'e şöyle de bir misal verelim. Nasıl sen hemen panik yapıyorsun? Mesela diyelim ki sana bir telefon geldi şu anda. Senin en değer verdiğin, en sevdiğin şey şu alem-i şehadette ölmüş, vefat etmiş. Bir anda sen Adem'e düşüyor mu, düşmüyor mu abi? Düşüyor mu bak? İnsana bakan Adem, insanın neyini bozuyormuş? İnsanın kalbini, ruhunu, mahiyeti insaniyesini yandırıyormuş. Bu da bir cümleyi de söyledik. Üstadımız vücut dairelerinden mahrum kalmakmış insana bakan varmış. Şimdi buna abi şöyle, buna iki misal daha vereceğim ben. Burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun abi. Vücut dairelerinden mahrum kalan bir adamın neresi yanar abi? Abi işte vücut daireleri şöyle, vücut. Zengin bir insan çok zengin. Vücutta olmayan yeri yanar, enesi yanar ama. Abi şöyle, şimdi çok zengin bir insan düşün. Acayip zengin yani. İşte iflas etmiş, ertesi gün ekmek kuyruğuna girmiş, çorba kuyruğuna girmiş. Gördüm ben depremde. Şimdi bu adamı ne yandırır abi? Eski, o şaşalı, o zengin vaziyetleri daha fazla yandırır mı, yandırmaz mı? Zaten fıkıhta şöyle geçiyor. Zekat verirken diyor, fakir olana mı verilir evladır? Zengin olup da fakirleşene mi verilir evladır? Zengin olup fakirleşene verin. O daha fazla azap görüyor. Mesela Adem'e bir misal verin bu şeye. Adem'i daha çok yaşamış. Çünkü mesela niçin adamı idam etmiyorlar da ebedi hapsediyor hapishane? Hapishane niçin? Hapishane bir Adem'dir. Ne demek? Bütün o gördüğü vücutlarda mahrum. O daha beterdir idamdan. Abi evet. Gördüğü vücutlardan. Çok bir şey sormak istiyorum abi. Mesela avokado yediniz mi abi siz hiç? Mesela, nedir o? Nedir? Bir meyve. Evet. Yemediniz değil mi abi? Bilmiyorum. Ha tamam. Hiç canınız çekti mi o zaman? Bilmiyorum. Şu anda da bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki bu Adem'e giden insan gideceği yerleri önceden biliyor mu? Tatmış mı ki gitmediği zaman sıkıntı yaşasın? Şu tatlıklarından sıyrılacağını biliyor kesin. Mesela şöyle hapishaneye gidiyor değil mi? Eline kelepçeyi taktın. Nereye gidiyor? Muhabbet hapis. Ne diyor biliyor musun? Bu hapishanede intihar etmesin diye tedbir alıyor devlet. Etsin, gebersin gitsin. Bakacağız. Azap değil intihar etmesi. Asmak azap değil. 10 dakika çekil. Bu adamı her an yaşadığı düş dünyada arabası, eşi, lezzet, evet. Zevkleri bir sürü yok muydu? Ha, onları da mahrum etmek. Evet. An be an bu ademi vücutlardır. Evet. Yani her bir tatlı vücutta mahrum Allah. Yani gidebileceği yerlere gitmemek değil, mevcutları kaybetmek. Evet, en büyük adem o. Hapishane diri diri kabre girmek gibi. Evet. Burada tam o sayfasını söylesin. 230 abi. 230'un baş tarafı. Şu anda. 130. Şimdi 230 abi. Tamam. 230. Birincisi enaniyet ile vücut. Bu ise ademe gider. Şimdi bunu göstereceğim. İkincisi enaniyetin terkiyle adem. Bu ise vacibül vücuda bakar bir vücut kazanır. Binaenaleyh vücut istersen Cenab-ı Hak ayette Yahudilere de söylüyor. Hayatı isterseniz neyi isteyin diyor? Mevti isteyin diyor değil mi? Vücut istersen vücut mu istiyorsun? Münadim ol ki vücudu bulasın. Şimdi buna bir örnek. Ya her ikisinde de vücudu kaybediyor. Nasıl oluyor? Abi işte örnek veriyorum şimdi. Risale-i Nur'da hatırlarsanız abi Kaf nun tezgahı diye bir ifade var. Evet. Kün yani. Bu bütün mükevvenatı Allah kün emriyle yaratıyor değil mi? Şimdi Kaf nun tezgahı abi. Kaf şurada nun. Gördük değil mi? Şimdi şu abi dedi ki birisi enaniyet ile vücut, diğer enaniyetin terki ile vücut. Kusur. Arz, fakr, bu da naks. Şöyle bir ok çıkalım. Vücud alemleri. Şöyle bir ok çıkaralım. Adem alemleri. Şimdi bunun bu bir tezgahmış. Hani hatırlarsanız 15. mektupta ne dedi? Adem-i harici neydi? Vücud-i ilmiye, perde olmuş bir ilmandır. Sinema perdesi düşünelim. Daha önce öyle misal verilmişti. Sinema perdesine nasıl aksediyor? O sinema perdesi bu kafunun tezgahıdır. Bu tezgah biziz yani abi. Biz burada hem vücut alemleri üretiyoruz yani sinema perdesi gibiyiz hem de adem alemleri üretiyoruz. Yani sen kusurunu bilirsen, aczini bilirsen, fakrını bilirsen, naksını bilirsen üstadımız söyle bak yerinden okuyayım o cümleyi abi. Bu şekilde vücut alemleri kazanıyorsun.
Bu 26. sözün sonunda Zeyl'de bunu, başka çok böyle değişik ifadeler var ama çok sarıyor olduğu için onu okuyayım. Enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir aynesi tecellisine bu tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Abi. Sen kusurunu bilirsen, tezgah sen misin yani? Aczini bilirsen, fakrını bilirsen, naksını bilirsen 18 bin alemi üretiyorsun. Yani yatırım yapıyorsun. Sen vefat ettikten sonra veya bu dünyada abi bu vücut alemlerinden istifade ediyorsun. Şimdi Risale-i Nur'da bir şuur-i iman var. Bir de nur-i iman var. Bu 23. sözde, bu da 4. şurada. Şimdi nur-i iman ile öldükten sonra bu vücutlardan istifade ediyorsun. Şuur-i iman ile bu yaşarken abi bu vücutlardan istifade ediyorsun. Nur-i iman ile öldükten sonraki cennete gidiyorsun. Şuur-i iman ile ölmeden önce bu cenneti yaşıyorsun abi. Ve bunu burada üretiyorsun yani. Nur-i iman ile şuur-i imanın farkı o. Neyle abi, nur-i iman ama şeyde 23. sözde 3. nokta. Abi insan nur-i iman ile âlâ-i illiğine çıkar. Cennetin en yüksek mertebesini alıyor. Şuur-i iman da açık olarak üstadızda ifade ediyor. Onun makamına bakmak gerekiyor yani. Zaten o cümlenin izahında o söylenmiş. İnsan nur-i iman ile cennete çıkıyor. Öldükten sonra gidiliyor değil mi cennette? Heh. Peki şuur-i iman ile burada yaşanıyor yani. Bu vücudu da nasıl kaybediyordu abi? Şu alır sesini bir de var. Evet onu yazacağım abi. Şimdi bir tane şunun müsbetini söyledim ben. Menfisini düşün okuduk. Yani kendine vücut rengi vermek, kusuru üzerine almamak. Değil mi? Haksız ondan sonra haksız temellik, kusurun noksanı bilmemek. Birisi vardı öyle. Dedi ki ya bu insanları anlamıyorum dedi ya. Niye dedim anlamıyorsun? Dedi ki ya ben dedi hiç kimsenin hakkını yemedim. Hiç kimseye bir fayda zarar vermedim. Hiç kimsenin hakkı bana geçmedi. Bana bu yapılır mı diyor ya. Dedim sen namaz kılıyor musun? Yok dedi namaz kılmadım. Kılmıyorum yani. Yani bak bütün mahlukatın hakkına girmiş yani. Değil mi? Ben kimsenin hakkını yemedim diye. Ha. Yani bütün mahlukatın hakkına girmiş. Bu kusurunu bilmiyor, aczini bilmiyor, fakrını bu burada kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Bu vücut alemleri içine girebilir mi? Şuur imanı var mı bunun? Yok. E peki öldükten sonra nasıl gidecek? Nur-i imanı da yok. Çok zayıf yani. Şimdi tezgah biziz. Enaniyet ile yani enaniyeti terk ile ve enaniyeti abi yapmakla şunları biz üretiyormuşuz Hasan abi. Bak şimdi buna bir tane daha örnek vereyim. Şunu silim. Bu hatırlarsanız nerede sözlerde bak şuna bir örnek yani bu örneği çoğaltıyoruz. Vücut daireleri nasıl kazanılır? Nasıl Adem'e düşülür? Bakın dikkat ederseniz Adem'i anlatıyoruz. İnsana bakan Adem neymiş? Kalbi, ruhi ve de mahiyeti insanının vücut dairelerinden mahrum kalmasıymış. Yok diye bir şey yok yani. Vücuda göre Adem var. Bak şunu da okuyayım. O yere de geliriz Abdullah abicim. Sayfa 537. Demek ene Osman abi sizin sorunuza da geliyor abi. Geliyor şimdi mu? Şunu yapıyoruz. Demek ene ayna misal vahid-i kıyasi alet-i inkişaf bir de manayı harfi. Yani avam. Abi. Şimdi fıkıhtaki avam neymiş? Fıkıhta avam ne abi? Fıkıhtaki avam hak ile batılı birbirinden ayırıp dinin zaruriyetini yapan kimseye Hasan abi avam deniyor. Fıkıhtaki tabiri oymuş abi avamın. Vay be avam lisanıyla. Şimdi avam lisanı hak ile batılı birbirinden ayırıp dinin zaruriyetini yapan kimseye avam deniyor. Şimdi Risale-i Fıkıh'daki ekber, itikadi avam ne? Bunu fark etmek abi. İtikadi avam yani. Fıkıh-ı ekberde. Ayna misal olduğunu bilip, vahid-i kıyası olduğunu bilip, alet-i inkişaf olduğunu bilip, başkasının manasını taşıdığını bilip, bu avam. Bunu tatbikat sahasına koy, avamlıktan çıkıyor. Ne oluyor? İşte havası doğru, derecesi nispetinde oluyor. Şimdi şunun nispetinde
şöyle yapayım, bir oklar çıkarayım şunun gibi. Vücut alimleri. Bir de Adem alimleri. Üretiliyor abi. Yani Mesnevi Nuriye'deki ifadeye göre enaniyetin terkiyle ve de enaniyetle kazanılan vücut ve ademler varmış. Nasılmış? Şunla şu yani. Bu insana bakan adem yani. Normalde yok yok. Neye göre yok varmış? Vücuda göre yok varmış yani. Bir de bu şu olan 81. Orada da ne vardı? Haksız temellük. Şu olan 81. Aynı darlık, bilmemek. Bir de mevhumu muhakkak, kısa yazayım, uzun biraz da. Mevhumu muhakkak bilmek. Bu da ham. Şimdi biz hani ham sofi diyoruz ya abi, ham nurcu. Demek ne demek? Haksız temellik yapıyor. Aynı darlığını bilmiyor. Mevhumu muhakkak, bir de kendine vücut rengi veriyor. Enaniyet yapıyor. Bu kimse ademe düşüyor. Vücut dairelerinden mahrum kalıyor. Şimdi bir diğer eneye bakan manası aynı misal vahid kıyası alet inkişaf manayı harfiye sözler 507. Bu tarz ayna darlığını evsaf-ı ilahiye karşı bilmiyor İrfan abi. Bilmeyince bu da ne kazanıyor? O da ademe düşüyor. Şimdi ademin Allah'a bakan tarafı neymiş? Vücudu hariciye göre yani irade ve kudretin taalluk edip etmemesiyle alakalı bir adem varmış. Adem mutlak yokmuş. İnsana bakan manası neymiş? Vücut alimleriyle adem alimleri üretmesine bakıp enaniyetin terkiyle ve enaniyet müspet manada yapmasıyla abi kazanılan vücutlar ve ademler varmış. Bu peki neye zarar veriyormuş? Üç tane yazayım. Üç tane söyledi Üstad Hazretleri. Şu olan 230. Kalp, ruh, bir de mahiyet-i insaniye. Adem neye zarar veriyormuş? Bu işine. Peki cehennem neye zarar veriyor? Mesela bir insan düşünelim. Cehennemde yanıyor abi. Şimdi bu insan üstad bozulmamış her fıtratı selime diyor. Değil mi abi? Şimdi bu insan cehennemde yanıyor. Diyor ki ya bana oh olsun diyor ya. O kadar hocalar söyledi. Hasan hocamız söyledi. Abdullah hocamız söyledi. Bak namazını kıl. Kitabını oku. Yok yapmadım. Oh olsun bana. Ben cezamı çekeceğim. Diyor mu demiyor mu abi? Abi külliyatta böyle bir yer var ben okudum. Hadi yürü sen bunu hak ettin der diyor. Evet o tarz ifadeler var. Abi. Peygamberimizin zamanında da olmuş. Aleyhissalatü vesselam. Bir kadın işlemiş olduğu bir suçtan dolayı suçun cezasını çekmek için peygamberimizin yanına gelmiş yani. Ben böyle bir suç işledim diyor yani. Şimdi insana bakan adem neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmakmış İrfan abi. Şunu bir kere kafamıza yerleştirelim. Yokluk diye bir şey yok. Adem-i mutlak diye bir şey yok. Karışıyor bizde. Işte. Az önceki sorumun sebebi Adem'i öyle anlamamdan kaynaklanıyor. Evet. Şu an şimdi bilmiyorum ders nasıl gidiyor abi şu an? Çok güzel abi. Güzel abi burası. Tamam. Sen de böyle dememiz için sorun zaten de çok iyi gidiyor. Bu ders abi... Elanet yapmayacağım abi ha. Vücut tarihinde kalıp kaybettim şimdi. Bilgi değil de abi yerine oturtma dersi gibi. Yani yerlerine oturtma şeyi. Evet. Hani biliyoruz, karıştırıyorduk, yerlerine oturtma dersi oldu daha çok. Şablon yani şablon. Yani, yani böyle ayırmazsak... Çok güzel abi. Güzel abi. Karışıyor yani, abi çok karışıyor. Mesela bazı projelerimiz oluyor, niyet ediyoruz, uğraşıyoruz aylarca. Ama elde edemiyoruz, çıkartamıyoruz projeyi. Evet. İçimizi yakıyor, ruhumuzu yakıyor vesaire vesaire. Adem'de mi kalmış oluyor? Şimdi çok güzel. Hani demin bir sınıflandırma yapmıştım. Vacip, mümkün, mümteni. Bu dersin bir başlığı buydu. Ben yazmadım. Bunları bilmek bize ne kazandırır yani? Sen niyet ettin, esbabını da yerine getirdin evet. Ama yapamadın. Cenab-ı Hak irade ve kudreti tahallük etmedi. O zaman senin amelinden hayırlı. Yani sen onun mükafatını alıyorsun. İlmi vücutta kaldı. Evet. İlmi vücutta kaldı. Yani Cenab-ı Hak onun nasıl vücuda geleceğini biliyor yani. Ama irade ve kudretini tahallük ettirmedi. Vücut harcıya girse belki rüya falan karışacak. Belki de olmayacak. Evet. Netice. Ya Risale-i Nur şey dağıtırken söyleyeyim bir. Risale-i Nur hakikaten 10 tane bina yapacağım dedim ya gelecekte. Kars'ta bir tane külliye. Tenusik'ten sonra. Bir tane Van'da, bir tane Siirt'te, bir tane
Tokat'ta turistim, bir tane de Hatay, Antalya'da, Çanakkale'de, Edirne'de, Sinop'ta vesaire 10 tane. Bir de Ege'de abi. Ege'de vesaire. Şöyle yapacağım. Allah nasip ederse şimdi bir tanesini muvaffak oldu. Kardeşim kader mi? Siirt'teki külliyeye gideceksin. Orada gece gündüz onunla çalışıyor. O iş mesela hastaneler var ya, kalp hastanesi, damar şeyi, göz hastanesi. 10 tane uzmanlık şeyi yapacağım böyle Allah nasip. Şimdi enfusi muvaffak oldum. Bir tanesini muvaffak oldum. Mesela bak kardeşimiz 10 sene artı bir ay Adem'i bize takdim ediyor. Tamam mı? Yani sen bunu veya ben her zaman fırsatımız olmaz. Haletimiz müsait olmaz. Yani nasıl böyle küçük bir külfetle ama bu ilmi Allah nasip ediyor. Yani ihtisas böyle yani bir şeyde yoğunlaşacaksın. Öyle böyle olmalı. İsa'nın dersi. Yani bakın bir tane külliyatın dışında ne yap, ne dedi? Hemen ilk önce hatıra geliyor. Aynı sabit. İsa'nın bir kısım ulema aynı sabiti demişti. O da orada. Kalkmış Allah'tan hiç mi çekinmiyor? Ahirette ne diyecek bu burada? Risale dersi yapmıyorsunuz, siz izah yapıyorsunuz. Tabii zaten izah yapacağım. Mühimlerini ben söylüyorum, incelerin sen istihraç ediyor. Zaten vazife bu. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerin sen istihraç et. Şimdi külliyatta bu adam 10 sene artı bir ay çalıştı. Adem nedir diye kalkıyorsun hiç çekinmeden, utanmadan, vicdanın sızlamadan bu derse karşısın. Karşı olduğunda ne oldu? Kendi kafana geçirdin. Sen cahil kaldın ama masumları şey yapıyorsun. Peki sana söylüyorum. Burada Risale'nin dışında ne var ki? Ne var biliyor musun sen dışında? Sen varsın. Aklıyorsun. Hadi bakalım. Evet. Teneffüs oldu sana tamam, bir nefes al. Tamam Allah razı olsun abi. Her derste böyle bir ihtiyaç duyuyorum bunu söylemeye. Çünkü çok tazikattan ben geçtim. Siz de geçeceksiniz diye size malzeme veriyorum. Ben artık kahveye şeker koydum, erir değil mi Hasan? Biraz da koydum erir, biraz da koydum erimez. Ben artık doydum tenkit ve takdire. Ben sizi inan çok düşünüyorum. Burada da onun için bulunuyorum. Size yapıldığı zaman bu tür dersler yaptığınız zaman Murat Hazreti'ne sana aldırmayacaksın. Tamam mı? Aldı motor sesi. Rüştü abi dedi ki bana, arabanın motor sesi geçer, arabaya mı demezdi, araba demezdi. Motor derdi. Makina. Şimdi orada makine geçse, araba geçse. Sen Allah Allah niye geçti, nasıl geçti, sibopları silindirinle bir mazotlu gözü. Araştırır mısın? Yok. Bazı insanlar sesini makine sesi kabul ediyor. Evet. Şimdi vücut dairesi, Adem dairesi dedik. Nasıl kazanılıyor? Nasıl kaybediliyor vücut daireleri? Adem neydi insana göre? Vücut dairelerini kaybetmek. Abi. Ondan sonra şimdi peki bu enaniyetle kusurunu bilmemekle bu vücut daireleri kaybediliyormuş. Eneyle kazanılıyor, enaniyetle kaybediliyor mu diye. Enaniyet abi. İkisi de mi enaniyet? Evet. Biri terkiyle kazanılıyor, biri mülk, biri melek. Yani biri Allah namına enaniyet yapıyorsun bilmek için yani. Ha. Çünkü kendine niyet etmesen bir kıyas yapamazsın yani. Hatta öyle farazi olarak kullandığın zaman evet. Sonra devredeceğiz onu. Bak, ikisi de enaniyettir 146 Emirdağ'da. Enaniyet halk tabirinde hani İmam Ali tenkidi nakştır, bir ilim alıp vermektir. Halk tabirinde tahriptir. Enaniyetin iki manası var, onu da bilin. Enaniyet ruznamedir, takvimdir, hulasadır. Tamam mı? Bu insanlığın haritasıdır, kalptir yani enaniyet. Ama onun mülk ciheti ise gurur kibir manasında evet. Onu tahrip edendir. Aynı şey. Nasıl ki aynı şey nasıl var şey olur? Adem bir varlıktır bir de vücuttur. Manaya, şey, manaya. Mesela Adem var ya. Adem de vücuttur. He, bir Adem de bir vücut. Enaniyetin ikisi var. Bir, ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır, filistedir diyor. He, bir de enaniyet tahriptir. O lugat manasındaki mülk. Evet. Mülk ve mülk. Şimdi insanı bu enaniyet yaptırıp Adem'e düşüren ne? Şeytan abi. Şimdi bu Adem'in en fazla geçtiği risale, böyle baktım kaç tane belki 13. lemada çok geçiyor. Hemen hemen 13 tane işaret var. Belki her birinde 15-20 tane Adem var yani. Şeytan kendisi vücuttur. Şeytanın vücudunda birçok makası da hayri külliye ve kemalat-ı insaniye var.
Bak şeytan bir vücut, irade ve kudret ona tahallük etmiş. O ise ne yapıyor? Bizi Adem'e düşürmeye çalışıyor. Yani neymiş Adem'e düşürmek? Vücut dairelerinden mahrum yapıyor. Senin nefretini, öfkeni, kinini tahrik ediyor. Tahrik edince sen ne yapıyorsun? Vücut dairelerinden mahrum kalıyorsun. Adem'e düşüren buymuş. Şimdi hatırlarsan şuraya bir şey yazdım ben. Şuur-i iman ile nur-i iman. Şimdi bu vücut alemlerine, mesela burada bak şimdi bir mana var, feyiz var, istifade oluyor, rahatlıyorsun şey. Ben her zaman bu haletimi muhafaza etmek istiyorum. Yani sıkıntı çekmek istemiyorum. Moral bozukluğu, can sıkıntısı. Adem'i yaşamak istemiyorum. Abi. Yani vücut daireleri varken niye ben Adem'i yaşayayım? Öyle değil mi? İstiyorum. Ne yapayım? Bu sorunun cevabı abi. Şimdi sadece başlıklarını okuyacağım. İçeriğine çok girmeyeceğim abi. Sadece başlıklarını söylüyorum. Nereden okuyorum? Hani şuur-i iman, nur-i iman yazdık ya. Bu dördüncü şu anda çok geçiyor. Şuur-i iman. Bu şuur-i iman ile o müteaddit vücutlarla sürekli irtibatlısın. O 18 bin alemle. Burada sen bir rahat içindesin. Mesela Risale okuyorsun. Ders oluyor, mana oluyor, feyiz oluyor. Bak nasıl irtibatlar var. Hep bu halimi nasıl muhafaza edebilirim? Böyle çalışabilirim. O soruya cevap. Nereden? Dördüncü mertebeyi Hasbe-i Nuriye. Bir vakit başlıklarını okuyacağım. İhtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor. Yani ihtiyarlık olmuş, gurbet olmuş, kimsesizlik var, hasta, böyle bu tarz durumlar var. Benim vücudum Adem'e gidiyor diye elim bir endişe verirken yine ayeti hasbiye müracaat ettim dedi, manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak. Ben de baktım. Bakın dört şey söyleyecek şimdi abi. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bir, bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi. Bir. İki, ve nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Üç, kendinden daha kıymetdar, baki, müteaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu gördüm. Üç, dört, ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilmel yakinle bildim. Yani ben ihtiyarlık vardı, gurbet vardı, acizlik vardı, fakirlik vardı, hastalık vardı, mağlubiyet gibi durumlar vardı. Bu dördüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum nihayetsiz bir vücudun, hadsiz bir vücudun aynası, nihayetsiz imbisat edip hadsiz vücutları kazanabilir, kendinden daha kıymetli baki vücutları verebilir. Ondan sonra mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetlerdir. Şimdi burada dört tane söyledi ya abi. Şimdi burada dört tane hem var. Bu dört tane hemle o baştaki söylemiş olduğu o dört tane şeyi ben nasıl kazanabilirim? Yani bu zerrecik vücudumun hassiz vücutların aynası olduğumu nasıl görebilirim, bilebilirim? Nihayetsiz vücutları nasıl kazanıp imbisat edebilirim? Müteaddit vücutları nasıl verebilirim? Bir an yaşamamın ebedi sonsuz bir vücut kadar kıymetli olduğunu nasıl anlayabilirim? Dört tane hem var. Şimdi bu dört tane hem, ben bunu okumuyorum ders uzamasın diye. Dördüncü mertebe Hasbe-i Nuriye'de bu şuur-i iman ile abi, o 18 bin alemle müteaddit vücutları bu şekilde yapmakla her an irtibatlı olabiliriz yani abi. O iman dürbünüyle bakmasına tahrik eden esbab da önemli değil mi? Evet. Neymiş onlar? İhtiyarlık, gurbet. Evet. Gurbet. Bunlar da o dürbüne tahrik eden, bizi tahrik eden şeyler. Evet. Yani hakikatların zemini var. Evet. O zeminde. Mesela Allah Yunus Aleyhisselam'ı, Eyüp Aleyhisselam'ı o vaziyete koymuş. Onlardan ne bekliyor? Bir hakikatin oradan inkişaf etmesi, evet, çıkması. O duayı bekliyor. Münacat. Allah da bizi mesela senin başını öyle bir hale getirir ki bir sebep meydana gelir. Senden o duayı bekliyor abi orada. O nur-u tevhid, sırrı ehadiyetin içinde inkişaf etmesi. O vücut dairelerini ortaya çıkarman. Onu bekliyor yani. O zaman abi şuur-i imani noksaniyeti gibi her an Adem'in vücutları, evet, üretebiliriz. Her, evet, an ondan, evet, sonra vücut, evet, mertebe, evet, üretebiliriz yani. Canlı yani burada.
Evet abi. Mesela buraya geldik bak. Yani vücut da öğretelim. Mesela şimdi burada gurbette ol değiliz, hasta değiliz ama mesela şunları inanetimizle hamledersek, şu imanın noksanetiyle kesersen, burası da Adem'e gider o zaman. Evet. Şimdi müteaddit vücutları ben alemi şehadette kazanıp burada böyle nasıl istifade ederim azamiyet mertebede? Dördüncü mertebeye hasbi nuriyeyi, dört tane başlık var, evet. Dört tane hem var. Bunu bir okuyalım abi. İlmel yakin bildim. Evet. İşte tatbik edeceğiz biz de. Tatbik edeceğiz. Evet. Burada dört tane hem var. Bunları bir tatbik edelim. O nihayetsiz vücutlar nasıl kazanılıyormuş? Dördüncü mertebe hasbi nuriye. Burada şuur-i imanla yani. Sayfayı da bir söyle. Sayfa abi 69. Şimdi buraya kadarki dersimizi bir de toparlayalım. Başlıklarını kısaca söyleyelim abi. Adem yokluk dersimiz. Önce varlığı anlattık. Çünkü Adem'in zıttı vücuttu. Vücut neymiş? Vacibül vücut. Mümkünül vücut, mümteni vücut. Adem'in Allah'a bakan veçesi o ilmin üzerinde konuşuyoruz yani. O varlığın üzerinde konuşuyoruz. Adem'in mutlak yok. İnsana bakan tarafını konuştuk. Allah'a bakan tarafını konuştuk. Allah'a bakan tarafında ilim, irade ve kudretin tahallük edip etmeme şeyini konuştuk. Vücudu harici, Adem'i harici, ayağını sabite. İnsana bakan tarafında da vücut alemleri üretip üretmemek. Adem insana bakan tarafı neymiş? Vücut dairelerinden mahrum kalmak. Mahrum kalınca kalp, ruh ve mahiyet-i insaniyen yanıyormuş. Şeytan vücut dairesiydi. Bizi neye atmak istiyormuş? Adem'e atmak istiyormuş. 13. lemada yani hemen hemen her sayfada 3 tane, 5 tane, yeri 10 tane, 15 tane bu Adem cümlesi var yani. Şeytan kendisi bizi vücut dairelerinden mahrum etmeye çalışıyor. O zaman biz nasıl mahrum olmayacağız? Kaf, nun tezgahı dedik. Ondan sonra avam dedik, ham dedik. Bunun müsbetiyle vücut, menfisiyle Adem alemleri üretiliyor. Ve cehennem Adem alemleri mahsulatını kavuracak. Bunu da söyleyelim. Adem alemleri ne abi? Onun hesabını aşağı. Şimdi mesela benim elim kirlendi. Üstüm kirlendi. Ne yapıyorum? Elimi sabunla çıkarıyorum. Ve üstüm kirlendi. Çamaşır deterjanı kullanıyorsun. Çıkarıyorsun. Şimdi enaniyet yaparak bak çok önemli bir şey söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretini taalluk ettirmek istemediği mümkün vücut olan şeylere bizim şart-ı adi olan ihtiyarımız sebebiyet veriyor. İrade ve kudret onu hariçte gösteriyor. Mesela hırsızlık. Allah hırsızlık yapılmasını istiyor mu? Hayır. İstemiyor. İçki içilmesini istiyor mu? Hayır. İstemiyor. Kelami olarak bunu yasaklamış. Değil mi? Ama tekvini şeriatta yasaklamamış. İçen içiyor. Gene yapan yapıyor. Abi. Şimdi nasıl benim elim kirlendi, gömleğim kirlendi, deterjanla çıkardım ya abi. Sen kafnun tezgahıyla, avam tezgahıyla, hamla beraber Adem alemleri üretirsen senin kalbin, ruhun, mahiyet-i insaniyen kirleniyor. İşte üstadımız diyor, bazı böyle kirlenen şeyler var ki onları su temizlemez diyor. Ne temizler abi? Ateş. Ateş bazen sudan daha güzel temizlik yapar diyor. Şimdi böyle kirlenmiş bir adam düşünelim. Enaniyetle paslanmış, oksitlenmiş, ondan sonra böyle kireçlenmiş, her türlü böyle şey kullanalım. Cehennem ne yapacak? Bu adamın bu kirlerini temizleyecek abi. Steril yapıyor abi ateş. Ateş ne yapacak? Bunu güzel bir yakacak abi. 3000-5000. Cenab-ı Hakk'ın çok dehşetli azap çeşitleri var abi. Soğukla yandırır. Ondan sonra geçmişi sana hatırlattırır. Öyle seni yandırır. Ondan sonra bir hata yapmışındır. Öyle yandırır seni abi. İlahi. Böyle yangın çeşitleri var. Adem alemleri demek. Senin kirlenmiş olduğun o şeyler var ya abi. Bunları sen bu alemler hesabına çalışıyordun. Şunların menfisini yaptın. Onları cehennem de bu Adem alemlerini kavuracakmış, yakacakmış yani. O zaman hani Hüsnü Hazretleri şey diyor abi. İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmamış. Abi, değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmamış. Onun bize bakan manasını anlatırken nasıl mana vermiş bir tane? Siz de İbrahim vari olun. Değil mi? Ruhunuza iman elbisesi giydirin. Yani bu vücut daireleri elbisesi giydirin. Abi. İman vücut daireleri kazanıyor.
İmanın nispetinde kazanıyorsun. İşte bu dördüncü şu, onun canlı misal abi. Ruhuna giydirdin mi o vücut dairelerini, ateş sana yakar mı? Değil mi? Yakmaz yani, ateş seni yakmıyor abi. Çünkü vücut daireleri kazanmışsın yani. Cehenneme girsen de yakar mı? Mesela bir ateş yanıyor düşün, suyu döktüm. Suyu yakar mı? Peki oradaki su neye, suyu neye teşbih edilmiş? İslamiyet abi. İmanın ziyası, İslamiyet'in suyu. İslamiyet'in emir ve yasaklarına uy. O sudaki o yanmamazlık özelliğini kesbediyorsun. Ayette selamen diyor herhalde, evet. Değil mi? İslam kökü de selamette kalma manası taşıyor. Evet. Mesela şöyle, bir tefsir sahibi demiş ki Hasan abi, selamen demeseydi, evet, Brudetiyle yakacaktı. Şimdi Risale-i Nur mesleği, bizim mesleğimiz Haliliye'dir. Cenab-ı Hak bu mesleğin içine girenleri de hem dünyevi hem uhrevi yakacak ateşlerden muhafaza ediyor. Ateş ne? Karşımda müthiş bir yangın var. Ateşleri göklere çıkmıştı ya. Yani Cenab-ı Hak şu anda ya nar-ı kûni berden ve selamen ayeti bizde gözüküyor. Bu yakıcı ateşler bize dokunuyor mu şu an? Kısmen derecene göre dokunmuyor. Ama bir tefsir sahibi demiş ki selamen demeseydi Brudetiyle yakacaktı. Şimdi Cenab-ı Hak bu selamen lafzını bazılarına kullanmıyor. Mesela nurcu olduğu halde, sanın esas ve düsturlarını bildiği halde siyasetle iştigal edenler var mı çok fazla? Buna selamen yapmıyor. Evet, imani noktada yanmıyor ama bu şekilde yanıyor abi. Selamen onda o şekilde gözükmüyor. İstikamet ya. Evet. İstikamet, İslamiyet'in bir manası da istikamettir. Şimdi bu Adem'in kainata bakan veçesi abi. Bunu çok uzatmayacağım. Yerini okuyacağım abi. Dördü okumayacak mıydın abi? Geçti. Dördüncü şu an. Dördüncü mertebeli beyaz bir... Yok, onun sonra başlıklarını söyledim. Ha, yani, yani çok... Yani, dört tane mesele var, dört tane hem var. O şuuri imanla vücut mertebeleri nasıl kazanacağım? O dört tane hem'e bakalım. Neymiş? Dördüncü mertebe hasbi nuriye. Oraya bakalım. Şimdi Adem'in kainata bakan tarafı ne? Üstad diyor mevcudat bir zaman Adem'e gidiyordu, zevale gidiyordu. Çok yazığım geliyordu değil mi? Bakalım neymiş? 24. mektup 3. remiz. Eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Hani bakıyoruz ki kayboluyor değil mi? Yani bir çeşit yokluğa gidiyor. Belki eşya zeval ve Adem'e gitmiyor. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Âlem-i şehadetten âlem-i gaybe gidiyor. Âlem-i tegayyür ve fenadan âlem-i nura bekaya müteveccüh oluyor. Şimdi hani buraya hatırlarsanız yazdıysa mümkünül vücutta ilim artı irade kudret yapmış değil mi? Cenab-ı Hakk'ın ilminde mümkün olan şeylere irade ve kudret taalluk etti. Bu şekli hazır oldu değil mi? Bakıyorsun ki bunlar bir kararda durmuyor. Tegayyür ve fena zevale gidiyor zahirde. Bunlar fena değilmiş. Zeval değilmiş. Adem değilmiş. Peki neymiş? Kudret dairesinden elbiseyi çıkarıp ilim dairesine geçmekmiş. Şehadet aleminden bekaya geçmekmiş. Alemi tegayyür yani değişen ve dönüşen alemden fena aleminden alemi nura ve bekaya gitmesiymiş abi. Adem dediğimiz kainatta yani yok olan bu görüntüler şeyler. Cenab-ı Hak her 100 senede bir sistemi değiştiriyor değil mi? Yönetim şekillerini dahi değiştiriyor abi. Değil mi? Beşer, beş tane devir yaşamış. Memlukiyet devri değil mi? Ecir devri, esir devri. Şimdi ne? Malikiyet devrindeyiz diyor değil mi? Mektubat kaç abi? Abi mektubat 287. Cenab-ı Hak sistemi sürekli değiştiriyor ya. Bak. Bunun aynısı Kamuran abi. Bak. İnsan kainatın küçültülmüş örneği değil mi? Bak ben anne rahmine düştüm. Bu yaşa kadar Allah beni değiştiriyor mu? Bak tegayyür ve fenayet benim zerratım. Değil mi? Bu vücudum bak 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında benim zerratımı, vücudumu değiştirdiği gibi anne rahmine düştüm. Değiştirdiği gibi bu yaşa kadar daha vefat edene kadar değişecek. Ve de bu değişim dönüşüm bitmiyor abi. Nereye kadar devam ediyor? Cennetin kapısından içeri girene kadar bu değişiklik devam ediyor sana abi. Yani nasıl ben anne rahmine düştüm? Nasıl bir devir tavırdan tavıra geldim geldim bak. Bu zamanda böyle yakışıklı bir insan oldum abi. Bu cennetin kapısına kadar Hasan abi devam ediyor. Bu işareti bir cazda var abi. Cennetin kapısına kadar bu değişiklik devam ediyor abi. Cennetin kapısına girdin. Sen orada
kendi sabit bir vücudu var. Artık varidatla sarfiyat eşitleniyor. Tebeddül ve tegayrata maruz bir şey olmayacak abi. Senin vücudun sabit olacak yani. O değişim ve dönüşüm bu kainatta var, aynısı insanda var. O yüzden bu insandaki değişikliği gösterdik ki oradaki o tegayyür-ü fenayı anlayalım, Adem'i anlayalım. Normalde Adem diye bir şey yokmuş. Neymiş? Kudret dairesinden, ilim dairesine, şehadet dairesinden, gayb dairesine, ondan sonra müteaddit vücutları kazanmak için diğer levhalara geçişmiş yani. Mesela ben burada konuşuyorum. Bak, kayboldu cümle. Kaç kişi var burada? Diyelim ki 40. 40 kişinin kulağına gitti. Bak hafızalarda baki kalıyor. Yani Cenab-ı Hak bu yüzden sürekli böyle şeyi değiştiriyormuş. Mana olarak da biz herkesin farklı aleminde uyanış oluyor. Evet. Esma-i Hüsna'nın müteaddit tecellilerini bir düşünelim abi. Değil mi? Bak 70 bin perdeden geçmiş. Kuddüs ismi hala tecelli ediyor, edecek ve ebedi sonsuz edecek. O kadar bir güzellik var, bir tecelliyat var. Bu Adem değilmiş bunların bir an gözüp kaybolması. Efendim fena değilmiş, zeval değilmiş. Bu 3-4 tane maddeyi kazanmak içinmiş. İlim dairesine geçmek, müteaddit vücutları kazanmak, gaybe geçmek, şehadet aleminden, nura geçmek, bekaya geçmek, ilahir. Kainata bakan Adem de neymiş abi? Gözden kaybolmakmış zahiri. Kudretten ilime geçmekmiş. Şehadetten gayba geçmekmiş. Ondan sonra nura geçmekmiş, bekaya geçmekmiş. Müteaddit levhalara geçmekmiş yani. Kainata bakan Adem de oymuş abi. Zaten kudretten ilme geçmek kainattaki devir ve deveranın ana motoru değil mi? Her an her şey kudretle ilme geçmiyor mu? Her an oluyor bu, her an. Yani Cenab-ı Hak çünkü aynen. Bir şey bir an mesela bir tecelliyat var. Diyen tecelliyat da aynı olsa o zaman israf olur, hikmetsiz olur. İşte Kuddüs ismini örnek verdik. 70 bin perdeden geçmiş. Bu alem böyle güzelleşmiş. Değil mi? Şimdi ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen buradaki güzelliğe meftun oluyor yani. Mesela hani dedik ya bu Adem'in insana bakan manasında kirlenmek vardı. Enaniyet yapmış mı yani? Şimdi Cenab-ı Hak seni görmek istiyor yine. Temiz görmek istiyor. Ama sen de temizlenmek istemiyorsun. Ama temizlemek istiyor seni burada. Buna bir örnek. Peki ne yapıyor Cenab-ı Hak? Seni temiz görmek istiyor. Ama sen de temizlenmek istemiyorsun. Bir çocuk düşün. Annesi onu yıkayacak, temizleyecek yani. Çocuk yıkanmak istemiyor. Annesi ne yapıyor? Hem dövüyor, hem suyu üzerine döküyor. Hem dövüyor, hem yani dövme işlemiyle beraber o temizliği yapıyor. Şimdi aynen bunun gibi. Allah da seni temiz görmek istiyor. Sen de kirlendin. Bu sefer ne yapıyor? Senin hoşuna gitmeyen olay ve hadiseyle seni temizlemeye çalışıyor. O, öyle zamanlarda suyun derecesini de iyi ayarlayamaz, bazen de yakar yani böyle. Değil mi? Hani çabuk çabuk kaçmasın, yıkayayım diye. Şimdi şunları sileyim, dersimizi toparlıyorum abi. Şimdi dersimiz neydi? Adem, yokluk. Üstad orada Adem'e gitmiyor, ilme geçiyor derken herhalde Adem'i mutlak kastediyor değil mi? Yani hariçte gözükmüyor ama ilim dairesine... Yani hariçteki gözükmeyen değil de hani Adem'i mutlaka gitmiyor ama bizim Adem dediğimiz mümkine gidiyor. Anlamı da söylüyor değil mi? Yani İşte orada... müteaddit levhalar var. Ben tam keyfiyetim... Şöyle, Adem'i mutlak yok. Bir ilmi müteseli var. Zıt. İki. Adem bak Adem-i mutlak ilmi müteseliye zıt. Adem vücuda zıt. Adem-i sırf Adem-i hariciye zıt. Adem-i sırf da gene Adem-i mutlak mı? Yok. Adem-i mutlak zaten yok. Bak bir daha. Adem-i sırf ne yaptı? O nereden çıktı şimdi? Bu yoktu. İslam'da yok yani burada geçmedi değil mi Adem? Şöyle geçmedi abi. Derdimizin bir başlığı da oydu. Adem'i sırf söyle, söyleyin abi. Yok, yok, tamam. Adem'i hariciye mi zıt dediniz? Daha devam et madem var. Varsa der. Adem'i... Yok ben... Adem'i ben iki tanesini söyledin, ikisini söyleyeyim. Ha. Öyle yazarsan daha güzel kavranır. Yazarsak iyi olur. Yazar mısın oraya? Ben sana... Tabirleri mi? Ben sana Adem'i mutlak yazar mısın?
Önce Adem yazayım. Yok, Adem eşit değildir. Matematikte eşit değil kavramı yap böyle. Tamam. Ha, vücut. Vücut. Altına yaz. Adem-i mutlak. Adem-i mutlak eşit değildir. İlmi muhit ezeli. İlmi muhit ezeli var. Altına yaz. Adem-i sırf eşit değildir. Onu sen dolduracaksın. Şimdi kadar senin yaptıklarını söyle. Şimdi Adem-i sırf abi Risale'de bir tane yerde geçiyor. Bu eşit değildir mi zıt mı abi? Zıt işareti, zıt işareti değil mi? Eşit değildir. Eşit değildir. Tamam, zıt işareti, tamam. Adem-i zıttı vücuttur. Şimdi bu Risale'de geçen şeyini söylüyorum abi. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü yaratması var. İbda ve inşa. Şimdi Cenab-ı Hak bir, mevcudatla beraber yaratır, bir şeyi terkip eder. Bir de hiç hariçte yok, ilminde var o şey. Bir de öyle yaratır. Mesela Adem Aleyhisselam. Hiç piyasada yok şehadet aleminde. Öyle bir yaratılış var. Değil mi? Bir de inşa etmiş. Cenab-ı Hak şu anda inşa oluyoruz değil mi? Kainattaki malzemeleri kullanıyor. İki türlü yaratmış abi. Adem'i sırf bu ikisini içine alıyor abi. Yani daha ziyade batına bakıyor yine. Geçen ifadeyi söyleyeyim yani bir yerde geçtiği için oradaki ifadeye göre daha içine bilmiyorum ne kadar doldurulabilir, doldurulamaz. Ben geçen ifadeye göre bu. Nerede geçiyor abi? Bu nerede geçiyor? Geçiyor? 29. lemada bir de şeyde geçiyor. Şu alarda 29. sözde geçiyor. Evet. 29. söz. Tam sayfasını atalım. Şimdi şey söyledi ya, ilim var, malum var. Malumu. Bir de mümteni vücutlar var. Evet. Mümteni. Şimdi bu daha çok mümteni vücutlarda olabiliyor. Malumu da bir başka bir alimler demiş. Adem-i sırf mesela İbda ve İncat ya şey demiş. Vücudu harici. Vücud harici mi? Vücut elini böyle harç. Tamam mı? Hariç de kalmış. Tamam mı? Var bunlar. Evet. Var ama vücut rengine dönüşmemiş, dönüşmeyecek. Adem-i sırf var. Yani nerede var? Vücuda göre var. Ama en tepede şu var. Adem-i mutlak. O ortadan kaldıran nedir? Adem-i mutlakı. O yoktur. Niçin yoktur? Bir ilmi muhit ezeli var. Çünkü ilmi muhit ezelinin makamı sıfattır. İlmi ezeli esmadır. İlmi ezeli şuraya da yazabiliriz. Ben yazayım abi onu. Sen yazar. Şöyle. İlmi muhit ezeli. İlim malum yazayım. Tek tek yazayım abi. Ha, malum. Bir de mümteni yaz o tek tarafa. Mümteni. Mümteni. Mümkün abi. Şöyle. Ha. İlmi muhit ezeli. İlmi ezeli. Bir de ilmi muhit ezeli. He. İlmi muhit ezeli. Onu tire yap. Ne kimlermiş bunlar? Şu ilmi ezeli esmadır. Esma. Ötekisi sıfattır. Sıfat. Tamam mı? Şimdi ilmi muhit ezeli olunca, ilmi muhit ezeli olunca daha diğerleri bütün ilkokul, ortaokul diplomalarını da içine alıyor. Böyle ilmi muhit ezeli. Şimdi Adem zaten vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat. Yani ilimlerin ortaya çıktığı sinema perdesi. Hiç kimse sinema perdesini görmez. Ama orada görür. Filmi orada görür. Yani vücut Adem'de gözükür. Ama Adem'i kimse görmez. Evet. Peki Adem'e bir şey nasıl atılır? Vücut olmayan bir şey tak perdedir. Şimdi bu ilmi muhtezeli şeydir. Sıfattı. Allah'ın subut ilmini. Birinci. Evet. Yaz ne ya? İlim, malum, mümteni. Tamam mı? Malumatlar esmadırlar. Malumatlar. Biraz zaten senden sonra İlim, malumata bir şey yapacağım da. Malumatlar mazrufturlar yani. Zarfın içerisindekilerdir. İlim ise zarftır. İlmin içini boşaltın, ilim denen bir şey olmaz. Malumsuz ilim olmaz. Öyle bir şey olur mu? İlim demek bir şey tahallük eden bir şey değil midir? Yani içi boşa ilim denilir mi? Kimden? Olmaz. Hayır.
Yani malum ilimi kuşatıyor mu abi? Yok. Hayır, yok. Yok. Şimdi bu Üstad Hazretleri hem bununla alakalı i̇lim da malum kuşatıyor. Onu sonra anlatacağım. Şimdi burada ilim ilme ilmi muhit ezelidir. Sıfat. İlmi ezeli malumatlardır. Esma'ya. Adem-i sırf ise bu mümteni vücutlarda bulunanlar. Peki ne yapıyor onu? Allah bu bazılarını mesela ibda ve inşa yapıyor. Ya çıkartıyor. Malumdan çıkartıyor. O malumdan şeyinden. Adem-i sırf var ama bu Adem gibi değil. Adem vücutların ortaya çıktığı zeminsiz zemin. Hı. Sinema perdesi gibi. Adem-i sırfta böyle bir perdedarlık da yok. Hı. Ama var ya. Mesela şöyle diyeyim. Ben daha ziyade mucizeyle beraber bakmıştım abi. Yani mesela bir sebeple Allah bir şey yapıyor, bir de sebepsiz yapıyor. Ha. Bu mesela bu vücuttaki o Adem'dekiler değil işte. Evet. Onu Cenab-ı Hak o mucize, keramet, evet, adetullahını kullanmıyor. Yani bir yerde geçiyor, böyle çok büyük bir ihata istiyor içini doldurmak için. Evet. Yani şey gibi, evet, keramet gibi. Mesela bir anda ilhamdır bizde. Sunuattır, tuluattır. Bunları Allah özel yapması demek. Evet. Yani bir adetullah taluk ederse Adem'de vücuda gelir. Umumi yol değil. Adem'de vücuda çıkması umumi bir yoldur. Adem-i sırf ise umumi bir yol değil. Değil, evet. Yani mesela vahiy, vahiy diyorum, keramet, mucize, ilham, sunuat umumi bir yol değil. Mesela birisinin eli kopmuş, bacağı kopmuş, peygamberimize götürmüş, yerine takmış. Evet. Yani bu umumi bir yol değil. Umumi bir yol değil, evet. Bu Adem-i sırf kullanılır buna daha çok. Aslında bu mümtenideki hani kudret ve irade taluk etmez dediğimiz şey değil mi bu? Yani orada var. Harici yani olamaz öyle şey. Kudret taluk etmeyince bak ilim ve kudret nedir? Allah'ın sıfatıdır. Ama Allah dedi ki ben bunu ilim ve kudreti böyle bir ilmi de taluk ettirmeden ben ne yapacağım? Kur'an ilim kelam sıfatından geldi, tamam mı? Peygamberimize bu umumi adetlerin dışında bir muamele yapıyor. Esbapsız. Esbapsız, şeysiz. Artık ellerinden su akıyor. Ellerinde su akıyor yani. Böyle bir şey. Allah ilmine mahkum mudur? Değildir. Değildir. İlmi sıfatıdır. İradeye mahkum mudur? Hayır arkadaşlar. Balık haşa zat olsa balığın kokusu, rengi, tadı sıfatıdır. Allah sıfatına mahkum değildir. Sıfat da Allah değildir. Esma da Allah değildir. Ha, o zaman Allah, onun bir yol var, adeti var, vesairesi var ama onun yolun dışında ben dedi vereceğim size, Murat'ın dediği gibi. Ondan sonra ikna ve inşa işini vereceğim, kerem vesaire. Bu sefer ümteniden olabilir şeyler vardı ya. Böyle. 8 kafalı olabilir ha, değil mi? Onlar da çıkartıyor işte. Bu olmayacak bir şey yapıyor yani. Ha, olmayacak bir şey. Evet. Yani, kısacası evet, güzel ifade etti. Olmayacak bir şeydi, olmaz. Adem-i sırf'ta yapıyor. Adem'den değil. O Adem-i sırf o mümteni için diyorsun. Mümteninin yapılarında. Mesela o mümteninin nihayetsizliğini mi gösteriyor mesela? Mümteni zaten nihayetsizliğin nihayetsizliği dibi yok. Hani Allah'ın bir adeti var bakın. Buraya bakın. Adem-i sırf Allah'ın bir adeti kuralı yapmamış. Böyle bir yöntem kullanmamış. Allah vücuda Adem'den çıkartmış. Dikkat ederseniz kullanılan yöntem Adem'den vücuda çıktı. Başta bir istisna geçti ya, mümteninin istisnası Adem-i sırf denilebilir mi? Denilebilir. Hani mümteninin istisnası diyelim, her şeyin bir istisnası var ya. Evet. Ha, mümteninin çok güzel ifade. Böyle bir şey. Osman'ım şu, sen baktığın için garip. Risale-i Nur'da Allah'ın adeti şu. Adem'den vücuda çıkıyor her şey değil mi? Evet. Mümteniden çıkmıyor. Mümteninden çıkmıyor yani. Ha, çıkmıyor. Tamam. Tamam mı abi? Şimdi Adem'den vücuda çıkma yolunu Allah ilmi muhit-i ezeliden 146 mesle dedi ya, ilmi ezeliye. İlmi muhit-i ezeli sıfattır. Esma'yı aktif ediyor. Esma ilim sıfattır. Alim esma. İlmi ezeli esmadır. İlmi muhit-i muhit sıfata taşır. Bunu ne yapıyor? Yöntemi şu. Adem'den vücuda çıkarır. Ama Allah başka buna mahkum mudur? Değildir. Değildir. Mümteniden bir şey çıkarttı. Mümtenidekilere de mümteni içinde. Ama mümtenin içerisinde Adem-i sıflar var yani.
Yani bunu da keramettir, mucizedir. Umumi bir yöntem kullanmıyor bunu. Ondan sonra bunu esmasın arkasına geçer. Keramet, keramettir, istihfaçtır mesela. Bu zati sıfattan bakıyor, şu anlatan bu sırf. Adem'i sırf yani yukarı çıkartamazsın. İlmi, muhti, aşağılarda. Evet. Şeyden Adem, yani biraz Adem sırf yani mesela şu diyor ki öyle kayıtlamıyor gibi geliyor diyor. Ne diyor? Mesela 29 sözler 529'da abi. Hem şu altı temsil hem nakıs hem mütenahi hem zayıf hem tesir akisi yok olan mümkünat kuvvetinde ve fiilin bil müşahede görünse elbette hem gayr mütenahi hem ezeli hem ebedi hem bütün kainatı Adem sırftan icat eden ve bütün ukul hayrette bırakan hem asar azametiyle tecelli eden kudret ezeli nispeten şüphesiz her şey müsavidir. Yani bütün kainatı Adem sırftan icat ettiyse sizin dediğiniz gibi şey olmaz. Şöyle abi. Şimdi o ifadeyle Hasan abi dedi şöyle bağdaşıyor. Bence de bağdaşıyor. Şöyle abi. Şimdi her kanun bir mucizedir. Her mucize bir kanundur abi. Evet. Şimdi mesela bize normal adiyat gözüken şeyler. Bunlar aslında normalde mucizedir abi. Mütenidir aslında. Doğru. Evet. Yani abi, ifade abi. Doğru abi. Biz yokken düşündüğümüz yani, izahı sen yap. Evet. Yapacak mısın? Yani baktığı yere göre, durduğu yere göre orası tevhid makamı. Çok geniş bir makam yani. Lugatıyla da bakılabilir. Böyle içi doldurularak da bakılabilir. Normalde kainatta her şey mucizedir. Tabii her şey. Fakat biz doğduk, büyüdük, bu yaşa geldik. Gördük ki toprak bize meyve veriyor, sebze veriyor. Bu normal bir şey görüyor. Halbuki o da mucize. Ama bak şimdi her kahve inşaat edeyim mi? Her mucize de bir kanun. Mümteni değildir ki kainat. Mümteniden çıkartılmadı. Her şey mümteni. Bak yok yok şu. Her şey mümteni'dir ama. İki tane sıfat söyledi bak. İbda ve inşa. Evet tamam. İnşa nedir? Bu Adem'den vücuda çıkarıyor. Yani malzemeyi kullanıyor. Elmayı yaparken Allah toprağı kullanıyor, havayı kullanıyor. Barı kullanıyor ama elma yok. Azotu kullanıyor. Bu Adem'den vücuda çıkıyor. Ama Allah onlara verdiği sıfatlar şeyler. Her elmanın ayrı bir sıfatı var vesaire. Yani malzemeleri kullanması Adem'den vücuda çıkıyor. Adem değildi o elma, vücuda çıktı. Bu ipta ve inşa var ya, mesela inşa malzemeleri kullandı. İpta yokluktan yarattı. Kainatta yaratmadık mı şimdi? Evet. Ha, bu yokluktan yaratma işte Murat'ın orada koydu ya, ipta ve inşa. Hı. Bu Adem-i Sırf'a bakıyor ya. Bu Adem-i Sırf şey, inşa değil, ipta tarafı. Tamam. Şimdi iddia tarafı da mümküne gene bakar, mümteniden gelmez. Şimdi abi asar ilahiye mümkünat tarafına bakıyor diyor muhakematta da. Ne diyor? Asar ilahiye mümkünat tarafına zaten bakıyor. Zaten mümkün ki çıktı vücuda. Evet doğru. Yani mümkün bu şey Adem'in sırf böyle normal bir yolla değil, normal bir yol değil bu. Zaten önce anlattı abi, sizin okuduğunuz yerde o altı temsili anlattı. Yani Allah bir işi bir işe nasıl karıştırmıyor? Ondan sonra küçük büyük aynı anda nasıl yaratıyor? Bu zahir batın, şehadet, gayb nasıl idare ediyor? Kısacası ondan sonra söylüyor. Vücut daireleri şeceri hilkat yarattıktan sonra Adem'den vücuda çıkarıyor. Allah var iken hiçbir şey yoktu da şeceri hilkatı yaratması Adem'i sıfırdan yaratıyor. O zaman yukarı taşıyacağız. Şey olabilir mi abi? Tam ben kavradığından değil de ilmi ezeli var, ilmi ezelinin aynesi var. Ayna tarafı Adem-i Sırf falan olabilir mi? İlmi ezeli ayrı bir şey, ilmi ezelinin aynesi ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Oradaki kısım Adem-i Sırf olabilir mi? Adem-i Sırf, Adem'in daha arkası ya. Yani şöyle, şimdi kainatı Allah yaratırken Adem-i Sırf'tan yarattı. Kainattakileri vücuda çıkarırken Adem'den yaratıyor. Ha, o zaman işte daha biraz hani sırrı dediğim daha şey acayip, gibi. Daha acayip, arkası ya. Şey var bu. Ama olur mu bu? Yok amaya çıkarma. Bak bir daha. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bunu kainatı yarattı yani. Şecer-i hilkatı yarattı. Adem-i Sırf'tan yarattı. Adem mutlaktan değil. Adem-i Sırf var. Bu kainatın yaratılması Adem-i Sırf'tandır. Onu da konuşmuyor. Bu Adem'de konuşmuyoruz. Adem'de bu konuş. Ama kainat yaratıldıktan sonra orada her şey var ya, ilimler, ilmezeler hepsi vücuda peyderpey çıkıyor. Bu Adem'den çıkıyor. Tamam şu an Adem'in arka tarafı Adem-i Sırf dedi. Tabi daha cami yani ama ona belki mümteni demek yanlış olabilir belki. Mümteni demeyelim ama yani bu daha garip yani.
Yani o çok zor bir şey. Allah var hiçbir şey. Şu zat deminden bir şey böyle. Yok. Şu zat değil de. Allah var hiçbir şey yok mu? Yaratacak. Yarattı. Adem-i Sıf'tan yarattı. Yarattıktan sonra sistemi kurdu. Sistemi kurduktan sonra hepsi bir anda yaratılmadı ki bak. Şu anda çıkanlar var. Şu anda Adem-i Sıf'tan çıkmıyor. Adem'den çıkıyor şu anda. Sistem kurulduktan sonraki gelenler Adem, sistemi kuran Adem-i Sıf. Seceyi kata koysak neresi olur abi yani şu anda mesela? Şeyin üstüne. Şu anda dur onu koyma. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi mümkün mü mümteni biz ayırıyoruz. Ne ayırıyoruz? Bize göre mümkün, bize göre mümteni diye ayırıyoruz. Oysa Allah için mümkün ve mümteni aynı şey. Hiçbir farkı yok. Biz bize bakan yani. Biz bizden baktığımız için mümkün ve mümteniye Adem-i Sırf'ı koymaya çalışıyoruz. Oysa ki her şey mümkün ve mümtenin içinde. Ben onun için dedim biliyor musun bunu demesiyle? Mümkün niçin demedin? Mümkün artık belirlenmiş tamam mı? Mümkün olduğu için. Ama mümteni olsa öyle belirlenmemiş bir alem garip olduğu için onu tabir kullandı. Arkası daha yakışıyor. Yani tam arkası de. He. Daha yakıştı yani şey. Mümkün tarafı gibi. Tamam doğru. Yani mümkün desem. Şunu bir mesela 29. Leman'ın tercümesinde bir cümle okuyayım abi. Biraz onu şey yaptı. Vahdette maddeye ve zamana ihtiyaç olmadan bir mevcudu Adem-i Sırf'tan iddia ve icat etmek mümkün olur ki o mevcudun zerreleri külfetsiz bir şekilde ve hiçbir karışıklığa meydan vermeden bir ilmi kalıba dökülür. Heh. Kudret kalıbına değil, ilmek kalıba. İlmin öncesi gibi oldu. Evet. Bak ilmi kalıba döküldü. Mümkünün mevcut. Arkası evet. Yani bu. Mümkünün arkası heh. Mümküne döktü. İlme döktü. İlmi kalıp, evet. İlmi kalıp ne biliyor musunuz? İlmi kalıba dökülür dedi. Bak, ilmi kalıp ne biliyor musun tatlım? İlmi kalıp, mumlu kağıt. Eski bir matbaayı bilir misiniz? İlmi değil, tamam. İlmi kalıp, mumlu kağıt. Daktiloya koyduk mumlu kağıt. Daktilonun tuşları mumlu kağıda vuruyor mu? Hı hı. O benim ilmin içerisinde kalıpları şekillendirdim mi? Hı hı. Tamam mı? Ustadın dedi. O tuşlara vuran benim. Ama bugün vurmuşum, dün vurmuşum. O mumlu kağıdı çukur oldu mu harflerle? Oraya ilim ve kudretli mürekibi döktü, vücut gözüktü. Bu vücut nerede gözüktü? İlmi kalıpta. İlmi kalıpta gözüktü. İlimler kalıp yani. Yani malum ise o kalıbın içerisindeki şekiller. Adem perdesi o zaman aynı şey. Hani o sayfa kaç okudun sen onu? Bu abi 29. Lema, Arabi Leman'ın tercümesi bu. Şey değil. Sen orada direkt geçme. Arapçası var. Tercümesi bu. Büyük mesnevide de geçiyor. Muhakematta da var Adem'si. Ya o vermemiş mi? Yani normalde Lemalarda Arabi geçiyor ya. Onun şey yok, Türkçesi yok. Külliyatta bu Türkçesi ayrı bir o zaman var. Adem-i Sırf mümkünatın arkası diyeceğiz. Tamam. Öyle gözüküyor. Öyle diyorsunuz. Yok okudun ya. Tamam. Mümkünatın arkası doğru. Yani doğru. Beraber mutala ediyoruz, tamam, onun için yapıyoruz. Tamam. Yani not alıyorum da. Yani ben bir şey diyemiyorum da onu demek istiyorum. Size katılıyorum. Mümkün. Yani mümkünden daha farklı iş yapabiliriz. Adem'in evveli oluyor değil mi abi? 9 yerde geçiyor. Daha evveli. Evveli. Adem'in evveli, o daha güzel. Adem'in evveli diyelim. Evveli bir de o çok güzel oldu. Mesela Allah bu kainatı Adem-i Sıf'tan yaptı. Adem'den değil. Tamam mı? Kainat şeyde geldikten sonra. Sonra Adem'den dışarı çıkarttı. Bu şecil hilkatteki şey. Ondan sonra ilmi kalıp diyor. Tabiat Risalesi'nde de söylüyor. Kalıplar var ya eski bilir misiniz matbaa? Yani daktiloya mumlu daktiloya mumlu kağıt koy. Hiçbir şey yok. Bu ilmi vücuttur. Oraya daktiloya adam tuşluyor. Her şey yazarsın değil mi? İman, küfür yazarsın. O mumlu kağıdı şekillenir. Çukur ama kimse görmez. Göz görmez o. Daktilo çukur vurduğu için. Onun üzerine diyor usta şey koy diyor. Sür. Mürekkep. Yazı çıkar mı? Çıkar. O yazı dedi, nedir? Malumdur. Malumun vücud harici çıkmış. Ama vücud harici yani mürekkep dökülmeden önceki oradaki şekil göz görmüyor ama orada malum var. İlmi kalıplarda malum var. Tamam mı?
İlmi kalktılar. Şöyle bir misal verelim tenezzeden. Bana bir dakika müsaade edersen. Bunun abi. Yeni bulunmuş galiba. 2 sene demir ama gizliyorlar bunu. Burada da zikredeyim. Ben Zeytinburnu'na zikrettim. Çok ilginçti bu söyleyeceğim. Yeni bulmuşlar. Adamın kafasına cihaz takıyorlar. 2-3 devlette yapılmış bu deney. Adamın kafasına cihaz takıyorlar. Çok hassas. Davranışlarında hemen şey gösteriyor. Entegre gösteriyor. Beyin sinyallerini. Beyin sinyallerini anlamak için. Algılamak için değil, almak için. Adama diyorlar ki, biz sana ne diyorsak, çok ilginç bir şey olacak bu. Sana ne diyorsak onu yap. Elini sağa yatır. Elini sağa yatırırken, adam yatırmadan önce, saniyenin yarısı, tıkın yarısından, yani fiilden, saniyenin yarım saniye önce beyin fiil yapılıyor. Sonra beyinde gözüküyor. Sağa yatır. Ama fiil olmuş. Fiil ilk önce oluyor. Yarım saniye sonra beyin komut veriyor. Sağa yatır. Bu yapmalarda elini mesela kaldırma. Duruyor ya. O ilk önce beyne gidiyor. Beyin sonra komut veriyor kaldırma diye. Ademi şeyler ilk önce beyin komut veriyor. Vücudu şeyler beyinden önce komut veriliyor. Bilim adamlarının için saklıyor zannediyorum şöyle. Peki diyor, biz diyor hareketlerimizi yaptıktan sonra beyin yap geliyorsa. Peki bu hareketlerimizin beynimizin dışında müdahale eden kim? Ondan evvel. Tamam. Ondan evvel kim? Evvel. Ha, değil mi? Şimdi bizim akıl cihazı alet olduğu için termometre, sıcaklığı, barometre, basıncı bu sebep sonuç ilişkisine kurulmuş bir kafa kullandık şimdiye kadar. Mühendis olduk, koca olduk, doktor olduk vesaire. Hep sebep sonuç ilişkisine odaklanmış bir kafa. Sebep sonucu dışında düşünemiyoruz. Oysa ilim, mazi, hal, istikbali burada tutan bir aynadır diyor. Ustad aynadır diyor. Malumumuz onun içinde olur, onun dışında olmaz. O zaman o malumu oradan dışarı çıkartabilir misiniz? Olmaz. Ha, o zaman malum orada olursa, ilim maluma tabi zaten. Tabi derken ilmin mazrufları, İlmin malumatları, ilmin içerikleri, Adem'den ilim, emir vücuda çıkarınca o ilmi, ilim denilen bir şey içi yok mu? İçindekilere ilmi kelam tabirince orada ustad cevap veriyor şeyde kaderde de, ilmi şeyde de burada Adem'de şeydi aynı anı. Ne var? Onunla cevap veriyor diyor ki, ilim diyor maluma tabi, tabii ki içerisiz. İçsiz bir ilim olur mu? İlim canlı ve ruhlu ve şuurludur. Ha. Malumatlarımız da tabii içindedir. Zarfın içerisinde mazata. Şimdi bu Adem'i sırf, Adem mutlak, ulemalar, dev insanlar meşgul olmuş. Ha. İşte bu Adem'i sırf kainatın yaratılmaz. Ama sen dikkat edin bir de söyleyeyim onu. Ya, kainattan önce şeceri hikmet de var ha. Anladın mı? Kainat Adem-i Sıf'tan yaratıldı. Peki kainat nereden yaratıldı? Şeceri Filkat. Şeceri Filkat? Nur-u Muhammed. Ya? Peki Nur-u Muhammed. O nereden yaratıldı? Peki o da şey Tagit tekvindeki Adem var tekvinde. Tekvi Adem var ya Adem. Adem o zati sıfatta. Şeyse orası mı acaba Adem-i Sıf? O dediğiniz yer mi? Yani Adem-i Sıf olup olmadığını bilmiyorum ama kokuyor. Bana da öyle gibi. Kokuyor biraz öyle. Sorarım. Bugün mesela bu akşam şey yaptığımız gibi. Sorar bu akşam. Tamam et abi. Nasıl ben dersi toparlıyordum abi. Ha. Soruyorlar abi. Yine de hatırlıyorum. Bazen soru sormak istiyorum. Olmuyor ya. Abi diyorum soruyorlar. Ben de oraya soruyorum ya ben. Ben de değil soruyorlar. Benim bir arkadaşım var. O sorayım ki. Şeyde aslında ne kadar şey ya, ne kadar
açığız da her tarafımız. Mesela aynı şeyi soruyorsun. Ne şimdiye kadar vermediniz? Sorduğun zaman garip garip cevaplar da geliyor. Yok, başka şeyler oluyor. Yani çok tuhaf tuhaf. Sana bakan var. Sana bakanların şeyi var. Ortamı şeyi var vesaire. Çok şeyleri varmış diyorlar. Hadi mi? Adem'i 3 farklı bakış altında inceledik. Adem yokluk demek. Yokluk neye göre yokluk? Bu yokluğun Adem'in Allah'a bakan veçine, ilmin içinde irade ve kudretin tahallük etmediği vücutları dedik. Kainata bakan manasında tegayyür, işte tebeddül, değişim, dönüşüm, zahiren bir zevale gitmek, fena gitmek gözükürken daire-i kudretten daire-i ilme, şehadetten gayba, tegayyür ve fenadan beka ve nura gitmekmiş. Kainata bakan oydu. İnsana bakan neydi? Enaniyetin terkiyle ve enaniyetin müspet manada yapılmasıyla kazanılan vücut daireleri veya kaybedilen vücut daireleriymiş. Adem. Yani sen enaniyet yaparsan, müspet manada yaparsan, vücut daireleri kadar kıyas ediyorsun, Allah'ı biliyorsun, efsaf-ı ilahi ortaya çıkıyor. Ama menfi manada yaptığın zaman, kendini çevirdiğin zaman sistemi, bu sefer Adem alemleri hesabına çalışıyorsun. Cehennem de bu Adem alemlerinin mahsulatını kavuracak. Çünkü sen onlarla ne yaptın? Kirlendin, şey oldu yani. Onu seni temizleyecek. Şeytan, cehennem, yeknesaklık, Adem alemlerinde çalışanlar çıkıyorlar mı abi? Bunlar, genel başlıklarımız bunlar. Yani bunları içi daha çok doldurulabilir. Evet. Adem'in sınıfı, bir iki tane daha böyle tabir var. İşte bunların bilinmesiyle tam böyle diğer o haritaların... Peki için... ne işimize yarayacak diye bir soru sorsalar ne yapacağız? Bu? Evet. Adem niye alimler meşgul oldu? Senin için değil. Evet. Yani bu dersi takdim etmek değil. Koca koca insanlar, evet. Bunlar niye meşgul olmuş? Adem'i bilsek bilmesek, zaten her şeyi böyle soruyoruz ya, ilmi bilsek bilmesek, kaderi bilsek bilmesek, çok acayip bir mahluk. Mesela bunu dinleyen bir ehli tasavvuf şimdi diyordu ki, lan oturun da biraz zikir çekin, bu nedir ya, ne yapıyorsunuz siz? Ben diyordum değil mi? Zikrin de elini yapıyor. Okulda da şey diyorduk, abi, matematiği bilsek mi olur, bilmesek mi olur? Aynı. Hayatımızın her yeri. İşte bu mesela her şey, evet. Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi belagat ya abi. Yani bize bu öğretiyor ki, hani her doğruyu her yerde söylenmek, her şeyi her yerde yapmamak, her şeyi böyle menfi manada vücut rengi vermemek, bu şekilde kendimizi kontrol etmenin bir şeyi olabilir yani. Allah'tan. Yani sürekli vücut mertebeleriyle irtibatlı olmak. Adem o kadar deşikti ki biz kimse Adem'i bildiği yok. Yani bildiğin, yani ehli takiki kastetmiyorum tabii. Geneli kastediyorum. Oysa hepimizin bildiği, herkesin bildiği cehennem var. Herkesin bildiği cehennem var. Bak şimdi. Oysa şeytan cehenneme çalışıyor. Çok basit makamı var. Şeytan ve cehennem ikisi Adem'e çalışıyor. İyi dinleyin şimdi. Nefis cehenneme gidecek. Günah işleyen o. Tamam, günah işleyen odur. Şirki yapan ise ruhtur. Bakın, ruh mahluk mudur? Bir taraf mahluktur. Mahluktur, mahluktur. Cehennem mahluk mudur? Mahluktur. Ruhu cehenneme atarsanız yanmaz. Çünkü mahluk değil. Mesela ateşe şey vurun, lambayı tutun. Nar, nuru yakamaz. Cehennemde ruh yanmaz. Orada varlık yanar. Varlık, cehennem. Ruh mahluk orada yanar. Ruh yanar orada. Tersel. Ruh mahluktur ve yanar. Fakat ene mahluk mudur? Değildir. Onu düzelteyim başta, bir yanlışlık. Ruh mahluktur. Geçen sefer de hani ruh dediniz. Ruhun hani mahluk olmayan tarafı. Ha tamam, onu anlatacağım şimdi. Onu anlat. İlk önce düzü gideyim. Evet, Allah razı. Ruh mahluktur. Mahluk olmayan taraf ene var. Ya. Ha, ona geleceğim şimdi zaten. Ruh mahluktur. Cehennem de mahluktur. Yakar. Fakat ruhu da bozan, tamam mı? Allah'a şey yapan ene yok mu? Ene mahluk mudur? Bunu Çanakkale İlahiyat Fakültesi'nde tefsir bölümünde profesörler sordu. Bunlar nur talebesi değil. İki
bir asistanla doçent sordu. Oradaki. Güzel sormuş. Ha, acayip. Madem böyle diyor, yani bu tabii adı NML, onlar da meşgul tepsi. Ondan sonra orada birisiyle tanışmış şey, biliyorlar, sen irtibatın varsa Hasan abiye, bir ulaşın da bunu bir sorun. Ben de bununla ulaştığım için söylüyorum. Pat diye cevap verecek bir bilgi değildi. Soruldu, çalıştı, cevap verdim. Onda bu zemini geldi, söylüyorum. Adem olduğu için. Ruh mahluktur, cehennem mahluktur, yanar. Ene mahluk değildir, ruhun mahluk olmayan tarafı. Olan ben, olan ben, benim ruhum diyen o ene, ruh değil. Onu cehenneme soksanız yanmaz. Enenin cehennemi, cehennemin cehennemi olan Adem'dir. Enenin cehennemi Adem'dir. İdam-ı ebedi bu. Ruhun cehennemi, cehennemdir bu. Hapsi ebedi. 142 sözlerdir. Demek ki Adem neye yarar biliyor musun bu derste? Adem aynı zamanda eneni ortaya çıkarıyor. Allah'a ortaya çıkarıyor. Bak şimdi kardeşim, buraya masraf ettin geldin. Yani kitap okudun, hayatında risale okudun. Kur'an seni dünyada Adem'de duruyor. Vücut rengini almamış. Okuduğun anda Adem'de vücuda çıkıyor. Nerede şu anda? Mesela bak duruyorum, ses yok. Allah dedim. Nereden çıktı? Adem'den çıktı. Benim yoktu. Eğer Adem'i kaldırırsanız, bak iyi dinleyin. Maziden kıyamete kadar söylenilmesi, yapılması, yapılan her şey aynı anda olur. Sıraya koyan Adem'dir. Tutuyor. Zaman. Söylenilmesi başladı, bitti. Kainat başladı, bitti. Yapılması başladı, bitti. Sıraya konmamış mı? Bunu, o ara boşlukları, yani yazı yazdım ben deftere, yazı çok mühim değil mi? Yazıyı gösteren yazının ara boşlukları yok mu? O ara boşluklar Adem'dir. Onu kaldırırsanız vücutta yazı da yoktur. Mana da yoktur. O zaman varlığı sürece koyan, kelamları, konuşulanları sıraya gibi koyan, o ara boşlukları Adem'dir. Adem, ne konuşuyorsun? Adem ne işin yazar? Zaten hayatın içi Adem. Konuşmamla Adem'len vücuda çıkarıyor. Tezgah biziz yani. Evet, he? Adem'den vücuda çıkartma özelliği var insanda. Yani nesiniz biliyor musun? Ha bak dedi. Sen öyle bir mahluksun ki. Evet. Bak Allah Adem'den vücuda çıkartırdı. Bu yetiği ve yetkiyi sana tecelli ettirdi. Sen de çıkartıyorsun. Böylelikle ayna oluyorsun Allah'a. Halikiyete. Allah Halik, hiçlikte yaratıyor. Bu var, bak elim var mı havada bakın. Yok, şimdi var. Yoktu, ha, bu Adem'di olmaması. Vücuda çıktı. Allah Halikiyetini bize tecelli ettiriyor. Cilve Cemal Nakşi sanatı ya, Halik Esması. Halik Esması sıfat değil. Ondan sonra o Halikiyet bizde Adem'i konuşmalarımız. Yani konuşmamışız. Yapmamışız. Namaz. Namaz kılmamakla nereye düşüyor? Yapmamakla yapıyor. Evet. Adem'e düşüyor. Yapmamayı çıkartıyor adamı. 18. sözü diyor ya. Ha abi. Hayır mutlaktan gelen hayırları diye güzel bir sözde kabul etmekle vücudun netice veriyor. Reddetmekle Adem'i netice veriyor. Allah razı olsun. Bu. Yani keyif sadece bu yani. Ya sadece bu. Hayır mutlaktan gelen hayırları kabul veya red. O kadar. Yani. Kabul ettiğimizde vücudun netice veriyor. Reddettiğimizde bak aynı. Adem'i netice veriyor. Bunu kabul ettin zaten. Bir şey söyleyeyim nasıl kimse duymuyor. Nasıl oluyor? Sana sahiplenirsin diyor kader sayesinde. İmanla, şuuruyla, duayla, rızayla diyor. Evet. Kainat zaten kadar akıyor kardeş. Evet. Sen yapsan da yapmasan. Şu anda bir tanesi narkoz yese uyusa şimdi. Ve uykusu var, uyudu. Bu ders olmayacak mıydı? Bu nehir akıyor. Sen ise... Sen kabul ettiklerin kadar vücut buluyorsun. O kadar dişir ile, evet. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile... Bir de niyet geçiyor bir şeyde. Niha, bir de niyet var. Niyet var. Ha, niyet ile dişir, ne diyelim. Onunla o akana sahipleniyor. Nehir zaten akıyor. Mesela Ustad Gaymi Teşir diyor ki, ezelden ebede bir nehir gibi diyor, ilim akıyor. Biz diyor bardakla maşaplarla alıyoruz. Peygamber kazanla almış. Ama böyle durmuyor. İşte biz Adem'den vücuda, tamam mı, çıkarken sen ne ile söylemiştim, bir de söyle öncekini. Hayır mutlaktan gelen hayırları. Ha, hayır mutlaktan gelen hayırları.
Zaten hayır geliyor abi. Hepsi hayır. Hepsi kabul vücut. Etmedi. Evet. Biz sadece kabul edersek imanla, şuuriyle, duayla... Kabul ederse vücut, kabul etmesek... Ve o şekilde sahiplenebiliyoruz. Adem. Adem. Onun da Adem zeminliği de kusur, noksan... Şu el kaldırmaktaki verdiğiniz örnek de bunlar. Ömer, vücut açık. Aynı şey. Yani hayır sürekli geliyor. Hayır devamlı geliyor. Mesela bu devamlı var. Ama bir tanesini ben vücuda mazhar ettim. Biz değiliz ama. Biz çünkü değil. Her an, her yerde, her şey var ve oluyor. Gözükmüyor ama. Ben buna kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Bir kabul ile. Bir de neydi? Hayır, güzel bir şekilde kabul etmek deniyor. Güzel bir şekilde kabul ile. Mesela kabul ediyorsun ama enaniyet, gurur, kibir başkasına bakmak için. Yani Rabbinden razı olmak, memnun olmak, evet. Başta gelen hadisata minnettar olmak değil mi? Cenab-ı Hakk'ı takdir etmek. Aynı, aynı fiili yapmak. Vücuda çıkıyor ama Adem'e yine düşüyor. Evet. Şöhret için yaptın, başkasını hava tanıtmak için namaz kılıyorsun. Vücut aynı Adem oluyor. İki tane cinayet var. Vücut Adem'deyken çıkarman gerekirken çıkartmamışsın. Bir de çıkartanı da çıkartmışsın, Adem'e göndermişsin. Bir de bunu külli bir niyet, hassiz bir izgatla yaparsak ubudiyet külliye masal oluyor. Evet. Ben de bir şey sorayım abi. Evet. Şimdi üç şey söyleyeceğim abi. Bir, mecul, nur ve mana tarafı var. Bir, berza, geçiştir değil mi abi? Her iki tarafı bağlı. Ve inkılap. Yani Adem inkılaptır diyebilir miyiz abi? Adem inkılaptır deme şansımız olabilir mi? Mesela denilebilir. İnkılap nedir biliyor musun? Ona yüklediğin manaya göre değişir. Ben şöyle mana yükledim. Kendini ortadan kaldırıp hakikatine dönüşmek. Mesela çekirdek, yumurta inkılap geçirir, ağaç olur. Çekirdeklikten çıkıyor ama duruyor kendisi. İnkılap görüyor. Yani inkılap demek fıtratını değiştirmek değil. Bir kuvvetlikten bir fileye çıkıyor. İnkılap ettim. Evet. Adem vücutsuz vücut ya, her şey var. O vücud ilmiyeye, ilmilerin ortaya çıkmasına sebep olunca Adem, o inkılap diyorsan, onu kastediyorsan olur. Ama onu karıştırma inkılap. Evet, başka? Dersimiz bitti. Öyle mi? O zaman sorularımıza kereleri alalım. Tamam. Adem'den çıkartıyor ya abi. İnsanın gideceği yer o çıkarttıkları yerin içine gidiyor. Aferin, o da harikaydı ha. Ne hayır ve şerif ne çıkartırsa Adem'den ne çıkartıyorsan o sensin. Oraya gidiyor diye o sensin. O sen. Vücut mahallelerin. Vücuda mazhar oldun ya. Vücuda i̇şte mesela. Ne oluyor? O yani sen onun şahsiyetin oluyor. Buna da şey diyor. Bedeni misalilersin. Evet ve işte o. Mesela bak. Her an saniyede bu 60 defa sönüyor ya bu ampul. Dırrrt. Biz de var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. İlimden kudrete, kudreten ilime. Bunların her anına beden ama misali beden. Son şey onu giyeceksin. Bunların toplamı sen oluyorsun. Ya en sonunda onu giyeceksin zaten. Onu giyecek. Vefat mevt anında bedeni misali giyiyor. Bedeni misali o işte abi. Giyiyor. Glafilatif değil. Glafilatif ruha giydirilen. Bedeni misali ise ruhtaki andakilerin cemi. Mevt anında giyiyorsun. Onun için Risale'de ne güzel demiş. Mevt şey diyor 500 kaç tane Miraç'ta diyor ki ruh diyor bütün çıplak olmaz. Bir glaf-ı latif bir bedeli misalisini giyer diyor. Tamam mı? Glaf-ı latif nedir? Ruh ilk önce eneydi. Zihayattır, zihşurdur, kanune, vücud harici dört vasıf takıldı. Mahluk oldu. Alem-i şehadete nasıl getireceksin? Ruh mahluk. Ruh mahluk ama alem-i şehadete cesede sok hadi. Beni şimdi sinemaya sok, kahveye sok. Seni soksun arama yani. Dayanamazsın. Ruh cesede sok. Nasıl duracak? O zaman Allah ona bir glaf-ı latif giydirmiş. Koydu mu içeriye? Bedene. Bedenin her an yaşamları bunlar vücuttur. An. Her an var ya anan. Bunlar misalilerdir her bir tanesi. Ama bu, hani aleyhisselam fotoğrafımız gidiyor. Şak fotoğraf değil bizimki giden. Canlı ruhlu benim o. Yüzan sözlerde söylüyor. Ben her an gidiyorum ya. İlimden kudrete, kudreten ilme. Dur. Ben gittiğim şeydir. Canlı ve benim ya. O nedir? Aslıma göre anlar olduğu için misali bedendir. Benden daha hayatta. Ha. O bedeni misaliler topla vefat anında giyersin dayanamayacak gafra söz verecek. Evet dayanamayacağım abi. Belki fuzuli gelecek arkadaşlar için ama abicim ben günahlarım da var, sevaplarım da var. Evet. Adem yönüm de var,
Vücut yönüm de var. Vücut yönüm de var. Var. Gittim Allah'ın huzurunda %51'im benim. %51'in sevap tarafı bastı. Vücut. Evet. Oradaki o benim Adem yönümü orada Allah-u Teala vücuda getiriyor mu abi? Yani cennete benim bir tarafım gidiyor bir tarafım gitmiyor mu? Muhakkak bütünüyle gidiyorum. Demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Onu hadiste şöyle geçiyor. Yok Adem o %49 Adem'di ya. Onu Allah vücuda dönüştürmesi cehenneme cenneti gidemezsin. Nasıl? %51 günah sebabın var. %49 günah. Tamam cennete gideceksin. Ama o pislikler ne olacak? Şimdi cehenneme soksa adalet olmaz. O pisliklerle gitsen cennetteki sisteme uymaz. Haşir'de, Rüştü abi çok anlattık bu hadisi. Haşir'de Allah o günahlar Adem ya vücuda dönüştürecek. Bak diyecek ki sana kimseyi göstermeden, fasık müntecer değilse. Bak Gafur, sana böyle böyle yapmıştım. Ama sen sabah namazına kalkmamıştın. Böyle böyle ben sana yapmıştım. Böyle yapmıştım bu Adem'e gitti. Yani ben sana böyle yaptım. Sana hiç yakıştı mı? Bazen seni dövseler daha iyi. Adam hiçbir şey demedi. Kafayı indirdi. O arabada yaptığın misal ata. Adamın o hareketi sessiz. Peki, canın sağ olsun. Seni senelerce yakıyor. Tamam. Senelerce yakıyor. Tamam. Ama sana mukabele edenler vücutta olduğu için seni bir şey yapmıyor. Allah seni orada haşir meydanına cehenneme sokmadan cennette vicdan azabı ile yakarak o yangınmış o yakarak temizliyor ya yakmak bir temizlik. Oradaki vicdaniyatını yakarak Adem'i günahlarına orada fidye ödüyorsun yanarak. Bu sefer vücuda dönüşüyor o Ademler. Ve tamamen temizlenip cennete gidiyorsun. Allah ona da mahkum değildir değil mi abi? Yok. İnşallah Dersim Hürmetine, Miracim Hürmetine. Ama adetullah böyle. Peki burada keselim. Ezana kaç dakika var? Daha var abi. Bir saat. Şeye girelim. 50 dakika. O zaman biz bunu müsaitseniz, bu bitti mi senin? Bu Fatiha'ya çekip ilim malıma tabi şey yapalım. Zaten 15-20 dakika bir şey sürer. Zannediyorum. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Altyazı M.K.